YouTube yayını aktif hocam. Evet, merhabalar değerli hocalarım, değerli akademisyenler, öğrenci arkadaşlarımız, izleyenler. Bugün Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı'nın veteriner hayvancılık ve gıda konu başlığında panel oturumlarına devam edeceğiz. Bugün özellikle değerli hocalarımız var. Erciyes Üniversitesi'nden, Hitit Üniversitesi'nden, Kırıkkale Üniversitesi'nden, Aksaray Üniversitesi'nden, yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden hocalarımız. Özellikle tarım, hayvancılık ve gıda alanında değerli bilgiler paylaşacaklar. Ben ilk sunumu yapmak üzere tabii Aykut Gram hocamızı sözü bırakacağım ama önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Tüm sorularınızı sunumlarla hocalarımıza sormak istediğiniz soruları araştırmainnovasyon@erciyes.edu.tr adresinden iletebilirsiniz. Aykut hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Öncelikle Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne farklı üniversitelerden farklı araştırıcıları bir araya getirdiğinden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben Aykut Gram, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladım. Daha sonra ise doktoramı yapmak için Zürich Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gittim. Burada Anatomi Enstitüsü'nde 2009 yılında başladığım doktora eğitimimi 2013 yılında tamamladım. Tabii ki daha sonra yine aynı üniversitede 2019 yılına kadar postdoktorant olarak çalışmalarıma devam ettim. Daha sonra ise 2019 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda çalışmaya başladım. Çalışma konumu ise reproduktif endokrinoloji oluşturmakta. Özellikle de dişi hayvanlarda bulunan ovaryum ve ovaryum üzerinde bulunan corpus luteum da üzerine çalışmaktayım. Peki bu corpus luteum adını verdiğimiz organ nedir? Bir ona bakalım. Normalde tüm dişi memelilerde, buna insan da dahil, puberteye yani ergenliğe ulaştıktan sonra belirli aralıklarla ovaryumlarından, yumurtalıklarından yumurta hücresi atılmakta ve geriye foliküler boşluk dediğimiz, gördüğünüz üzere bir boşluk meydana gelmekte. Tabii ki bu boşluk böyle kalmıyor. Yumurta hücresi atıldıktan sonra burada arta kalan hücreler hızlı bir şekilde çoğalarak corpus luteum adını verdiğimiz geçici endokrin bir bez meydana getiriyor. Tabii ki bu endokrin bezin gelişimi de o kadar hızlı oluyor ki birkaç gün içerisinde olgunluğa erişmekte. Peki bu endokrin bezin, geçici endokrin bezin fonksiyonu ne? Ona bakalım. Normalde bu endokrin bez progesteron adını verdiğimiz hormonu üretmekte. Peki bu hormon neden gerekli? Bu hormonsuz hiçbir memeli canlıda, buna insan da dahil, gebelik devam edememekte. Yine aynı şekilde bu hormon annedeki maternal immün yanıtı baskılayarak embriyonun ana rahmine tutunmasını da sağlamakta. Aynı şekilde embriyo uterusa geldi, ana rahmine geldi. Kontraksiyonlar varsa tutunma gerçekleşmeyecek. Bu nedenle de bu hormon rahmin de kontraksiyonlarını baskılayarak yavrunun tutunmasını sağlamakta. Yine gebelik gerçekleşti, yavru dünyaya geldi. Anne tarafından memeden gelen sütle beslenmekte. Tabii ki bu memenin süt verebilmesi için de kanal sisteminin gelişmesi gerekiyor. Yine bu geçici endokrin bez, corpus luteum tarafından salgılanan progesteron, meme kanallarının gelişimini de sağlamakta. Yine ovaryumdan dediğim gibi puberteye erişen memelilerde, insanlarda belli aralıklarla yumurta hücresi atılıyor. Bu atılan yumurta hücresi, yumurta kanalı aracılığıyla tabii ki ana rahmine gelmekte. Yine eğer ki çiftleşme olduysa, spermler de yine ana rahminden bu yumurta kanalı aracılığıyla oosit ile buluşmakta ve döllenme meydana gelmekte. Ancak bu oositin ya da spermlerin bu yumurta kanalında transportu için yumurta kanalında bulunan kasların kontraksiyonu gerekmekte. Bu da yine bu progesteron hormon tarafından sağlanmakta. Yine döllenme meydana geldi, yavru ana rahmine geldi. Ancak ilk başlangıçta anneyle hiçbir bağlantısı yok.
yine hayatta kalabilmesi için bir şekilde beslenmesi gerekmekte. Yine bu progesteron, korpus luteumdan salgılanan progesteron yavrunun beslenmesi için ana rahminden uterus sütü ya da rahim sütü adı verdiğimiz salgının salgılanmasını uyarmakta. Tabii ki bu korpus luteumun yapısına daha yakından baktığımızda oldukça yoğun bir damar ağı yapısına sahip olduğunu görmekteyiz. Hatta bu organın %60-70'i damar yapısından oluşmakta. Burada olgun bir korpus luteumun damar ağı yapısını görmektesiniz. Hatta daha yakından baktığımızda şu bölgeyi büyütülmüş olarak elektron mikroskopik resmini görmektesiniz. Gördüğünüz üzere yoğun bir kılcal damar ağı yapısı korpus luteumda görülmekte. Hatta şöyle örnek vereyim. Vücudumuzda memeli canlılarda ya da insanda görülen en kötü huylu tümörden dahi daha fazla bir damar ağı yapısına sahip. Hatta bu tümörlerden daha da hızlı bir şekilde gelişmekte. Birkaç gün içerisinde olgunluğa ulaşmakta. Dediğim gibi benim çalışma alanımı korpus luteum dediğimiz bu geçici endokrin bez oluşturmakta. Özellikle de bu organ yoğun bir damar ağı yapısına sahip olduğundan dolayı hangi faktörler bu damar ağı yapısının oluşumunda rol oynuyor? Yine aynı şekilde acaba beslenme, vücut kondisyonu, yine ya da vücutta meydana gelen enfeksiyonlar acaba bu damar ağı yapısını etkiliyor mu? Bunlar üzerine çalışmakta. Bu alanda yapılmış çok sayıda yayınım bulunmakta. Bunlardan 27 tanesi araştırma makalesi, 2 tane kitap bölümü, 1 tane revi makalesi olmak üzere totalde bu alanda yayınlanmış, bu organ üzerine yayınlanmış 30 tane araştırma makale bulunmakta. Yine 2019 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımı söyledim. Tabii ki döner dönmez yine aynı konu üzerine bu endokrin organın fizyolojisinin yine beslenme ya da enfeksiyon gibi faktörlerin bu organ üzerine etkilerinin araştırılmasına devam etmekteyim. Bu amaçla da TÜBİTAK 3501 kariyer geliştirme programına başvuru yaptık. Bu projedeki amacımız da yine özellikle enfeksiyon olan memeli canlılarda, buna insan da dahil, bu geçici endokrin bezde fonksiyonel bozukluklar meydana gelmekte. Buna bağlı olarak da embriyonik kayıplar yaşanmakta ya da fertilite problemleri görülmekte. Biz de acaba bu enfeksiyon olan canlılarda bu korpus luteum çok yoğun bir damar ağına sahip olduğundan dolayı acaba enfeksiyon bu damar yapısında bozukluklara neden oluyor mu? Ya da bu damarlarda bir yangıya neden oluyor mu? Bunu araştırmayı amaçladık. TÜBİTAK tarafından projemiz 360 bin lirayla desteklendi. Bir yıl süreyle in vitro olarak bu çalışma üzerinde çalıştık. Yine bir doktor öğrencisi de bu proje kapsamında bursiyer olarak çalıştı. Tabii ki projemiz bitti. Yayın için hazırlanmakta oldukça da ilginç sonuçlar elde ettik. Yine aynı şekilde enfeksiyon görülen memelilerde ve insanlarda yumurtalıklarda, ovaryumda enfeksiyona bağlı olarak foliküler hücre sayısında, yumurta hücre sayısında azalma görülmekte. Ancak bu azalmanın moleküler mekanizması henüz açıklığa kavuşturulamamış durumda. Bu olayı araştırmak amacıyla yine TÜBİTAK 2747A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na başvuru yaptık. Yine projemiz de TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu projemizde 1,5 milyon lira destek alacağız. Projemizin sözleşmesini yeni imzaladık. 3 yıl sürecek bu projemiz. Yine in vitro ve in vivo olarak bu enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen foliküler hücre sayısının azalmasının moleküler mekanizmasını araştırmayı düşünmekteyiz. Yine bu proje kapsamında 3 doktora öğrencisi bursiyer olarak desteklenecek. Her bir doktora öğrencisine 3 yıl boyunca 4500 lira ücret verilecek. Şu ana kadar bir tane doktora öğrencisi bizimle irtibata geçti. Daha projemiz çıkalı da gerçi bir ay oldu. Bu nedenle eğer tanıdığınız ve bu alanda çalışmak isteyen doktora öğrencileri varsa benimle irtibata geçebilirler. Tabii ki dediğim gibi çalışma alanlarının büyük çoğunluğunu bu
Corpus luteum adını verdiğimiz geçici endokrin bez oluşturmakta. Yine enfeksiyon odaklı çalışmaktayım ya da beslenme acaba bu organda damar yapısında bozulmalara ya da damar yapısında değişikliklere neden oluyor mu? Bunlar üzerine çalışmaktayım. Yine TÜBİTAK için 1001'e bir proje hazırlamaktayız yine bu konular hakkında. Yine Erciyes Üniversitesi BAP destekli projelerimiz de yürümekte. Yine diğer ulusal ve uluslararası projelerimiz de bulunmakta. Özellikle yine bu corpus luteum adını verdiğimiz organ üzerine. Tabii ki eğer ki bize katmak istediğiniz yeni fikirler ya da bizim size yardım edebileceğimiz konular da varsa benimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Biz her zaman kolaborasyonlara da açığız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aykut Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Araştırmalarınız ilginç, çekici, çözüm odaklı araştırmalar olduğu gözüküyor. Bu noktada benim bir aklıma bir şey takıldı. Mesela korpus luteumun, özellikle bu korpus luteumun fonksiyonel yapısı üzerinde ya da görülen o ki çok önemli bir organel. Özellikle aklıma mesela bir toksoplazmozis geldi. Evet hocam. İntrauterin yolla bulaşan bir protozoon enfeksiyonu bu. Özellikle gebelerde. Toksoplazmozis ve corpus luteum etkileşimiyle ilgili herhangi bir araştırma falan var mıdır bilmiyorum ama onunla alakalı bir farklı boyuttan bir araştırma, ortak araştırma olabilir diye aklıma geldi. Evet, olabilir hocam. Çünkü aslında toksoplazmozis'te daha çok plasenta odaklı çalışıyor insanlar. Tabii ki corpus luteum odaklı da olabilir. Çünkü bilmiyorum bu parazitten salgılanan toksin var mıdır ya da bunun yapısı. Özellikle bu egzozomları önemli biliyorsun hocam. Birçok yere ayrı fonksiyonel etkileşim içine giriyorlar. Ayrı bir araştırma konusu olabilir. Evet hocam. Diğer taraftan bir soru gelmiş. Onu ileteyim. Hocam projenizde istihdam edilmek üzere doktor öğrencisi dediniz. Yüksek lisans öğrencileri bursiyer olarak ekibinizde yer alamaz mı diye bir soru gelmiş. Projeye yüksek lisans öğrencisi yazmadık. O nedenle yüksek lisans öğrencisi yani destekleyemiyoruz. Tabii TÜBİTAK'la konuşmak gerekiyor. Ben bu konularda bir yıl olduğundan dolayı bu konularda çok bilgi sahibi değilim. Öyle, o konuda ben size yönlendirici olabilirim. Orada çıkan kontenjanları TÜBİTAK'a bildirim yaptığınızda sayı ve nitelik bazında değişiklik yapabiliyorsunuz hocam. Ya ben şöyle sordum. Mesela postdoklara da vardı. Ben yazmadığımdan dolayı bu BİDEP tarafından destekli olduğu için değiştiremeyiz dediler. Onu sordum mesela. Postdoktora için başvuran oldu. Onu şey yapamayız dediler. Lisansüstü eğitim için bu tip değişikliklere izin veriyorlar diye biliyordum ama bilmiyorum. Ben yine bir sorarım. Eğer ki yapıyorlarsa olabilir. Arkadaşlarımız sizinle iletişime geçsinler. Evet. E-mail adresi üzerinden. Evet. Diğer hocalarımızdan soru sormak isteyen var mı? Katkı soru vermek isteyen. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sunumunu yapmak üzere biz şimdi sözü Bülent hocamıza bırakalım İTİT Üniversitesi'nden. Hocam buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. HİTİT Medeniyeti'nin ve değirmencilik sektörünün başkenti Çorum'dan ben de sevgi ve saygılarımı sunarım. Başkanım, verimli ve başarılı geçtiğini düşündüğüm bu çalışmaların düzenlenmesinde öncelikle emeği geçen tüm araştırmacılara, üniversitem ve şahsım adına teşekkürlerimi iletirim. Gıda atıklarından katma değeri yüksek bazı yerli biyoteknolojik ürünlerin imalatı başlıklı sunumumuz kapsamında öncelikle sizlere araştırma grubumuzu tanıtıp çalışma alanlarımız, araştırma olanaklarımız, yetkinliklerimiz hakkında bilgi verdikten sonra projemiz öncesinde motivasyonumuz, işbirliklerimiz ve yeni işbirliklerimizle sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Kendimle ilgili bir bilgi verecek olursam lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde tamamladım. Doktora sonrası araştırmalarımı Kaliforniya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nde birer yıllık süreleriyle tamamlayıp halihazırda İTİT Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Proje ekibimizden Polimer Mühendisliği bölümümüzden Sayın Doçent Doktor Bengi Özkahraman ve Gıda Mühendisliği bölümümüzden
Sayın Doktor Gamze Nur Müjdeci en önemli iki beynini oluşturmaktadır. Bunun dışında proje ekibimiz içerisinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz bulunmaktadır. Araştırma ekibimiz üç temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan ilki gıda güvenliği, güvenilirliği olmakta olup halk sağlığını ve gelecek nesillerin sağlığını ilgilendiren değer zincirinin her alanında dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Özellikle dünyada açık ara lider konumda olduğumuz kuru incir gibi, fındık gibi ihracat ürünlerimizde önemli bir problem olan mikotoksinler. Bunun yanı sıra yine ihracatta sıklıkla sorun olarak karşımıza çıkan yaş meyve sebzelerde pestisit kalıntıları ve gıdalarda bulunan kontaminantlar ve diğer kimyasal tehlikeler üzerine çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışma alanlarımızın ikincisi biyoteknoloji ve biyomalzemeler oluşturmaktadır. Bu kapsamda da analitik standart, yara örtüsü malzemeleri, kontrollü ilaç salım sistemleri, ilaç etken maddeleri ve gıda takviyesi bileşenleri üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Gıda işleme ve üretim temel alanlar ise yenilikçi gıda katkı maddeleri ve yerli gıda ham maddeleri ve yardımcı maddeler üzerinde çalışmaktayız. Araştırma olanaklarımıza değinecek olursak, üniversitemiz gıda mühendisliği bölümümüzde 5 adet laboratuvarımız bulunmakta olur. Temel düzeyde ekipmanımız mevcuttur. Floresans ve DAT dedektörlü, ayrıca refraktif indeks dedektöre sahip olan 2 adet HPLC cihazımız bulunmaktadır. Bunun dışında laboratuvarımızda bulunan cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgilere yansıtaya yer alan web adresi üzerinden erişilebilmektedir. Açılış konuşmalarında TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal Bey'in de belirttiği gibi 2020 yılının sonunda TÜBİTAK tarafından yayınlanan üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analiz raporuna göre İTÜ Üniversitemiz gıda güvenliği alanında oldukça, özellikle de kalite açısından oldukça yetkin olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nin arkasından 3. sırada gelmektedir. Tabii bu durum bizi gururlandırmakla birlikte aynı zamanda üzerimize yüklediği sorumluluğundan bilinciyle hareket etmeye çalışmaktayız. Araştırma ekibimizin yürütücülüğünde kurumsal destekli araştırma projelerimiz yanı sıra çok sayıda içerisinde 1001 projelerini, uluslararası ikili işbirlikli projelerini de içeren TÜBİTAK projelerimiz mevcuttur. Bu projelerimiz, özellikle TÜBİTAK projelerimizi incelediğimizde daha çok mikotoksinler konusunda, biyomalzemeler konusunda ve biyobenzer ilaç etken maddeler üzerinde çalışmalarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu Mart ayı döneminde TÜBİTAK amiral gemisi konumunda olan 1001 tipi projesine ve diğer bazı TÜBİTAK proje tiplerinde de hazırlıklarımız sonuçlanmak üzeredir. Makine ve imalat teknolojileri içsallaşma alanı kapsamında güdümlü proje olarak girmeye çalıştığımız gıda atıklarından katma değeri yüksek bazı yerli biyoteknolojik ürünlerin imalatı başlıklı projemizde en önemli motivasyonumuz %100 oranda dışa bağımlı olduğumuz katma değeri yüksek stratejik ithal ikamesi maddelerin yerli olarak üretilmesini hedefleyen ARGE çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda bölgesel kalkınmaya katkı sunulmasıdır. Üretilmesi hedeflenen ürünler gıda güvenliğiyle doğrudan ilişkili olup ürünlerin üretiminde sıfır atık stratejisinin kullanılması ve maliyetlerin düşürülerek rekabet edilebilirliğin artırılması ve ekonomik kaynakların korunması hedeflenmektedir. Farmasötikal, tıbbi, kimyasal ve bitkisel ürünlerin ithalat bedeli 2020 yılında yaklaşık 5 milyar dolardır. ARGE faaliyetleri sektörün katma değeri yüksek ürünleri üretebilme ve bu ürünleri ihraç edebilme yeteneğini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Kimya sektöründe dünya ihracat sıralamasında ilk sırada yer alan ülkelerin ARGE harcamalarında oldukça yüksek olması da bu görüşü destekler niteliktedir. Türk kimya sanayinin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir, rekabetçi konuma getirilebilmeleri ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilerek ülkemizin kilogram başına ihracat değerinin artırılabilmesi ARGE ve inovasyon ile sağlanabileceği düşüncesindeyiz. Bu kapsamda firmaların ARGE altyapısı yatırımı yapmadan üniversitelerimizin araştırma merkezine, proje kapsamında oluşturulacak biyoteknoloji merkezi altyapısının ve diğer araştırma laboratuvarları altyapısını kullanarak
Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması için uygun bir model teşkil edeceği düşüncesindeyiz. Bu kapsamda projemizin iki temel gerekçesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki TR83 bölgesinde önemli bir yere sahip olan gıda imalat sanayi atıklarının değerlendirilerek kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlamaktır. İkinci temel gerekçemiz ise hali hazırda dış ülkelere bağlı olduğumuz katma değeri yüksek stratejik kromatografik analiz standardı gibi gıda takviyesi bileşenleri, yara örtü, bezi etken maddeleri, antifungal maddeler, çeşitli enzimler ve renk maddeleri gibi biyo ürünlerin ülkemizde yerli üretimlerinin gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda projemizin genel amacına değinecek olursak, TR83 bölgesinde bulunan gıda imalat sanayi atıklarının orta ve yüksek teknoloji kullanarak katma değeri yüksek stratejik biyo ürünlere dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ve bu biyo ürünlerin bölgemizde, ülkemizde yerli olarak üretilmesine katkı sağlanmasıdır. Projenin hizmet ettiği öncelikli alanlar gıda işleme ve üretim malzemeleri ile biyoteknoloji ve biyo malzemeler üst başlıkları altına girmektedir. Lomonosov Moscow State Üniversitesi ve COST aksiyonları gibi uluslararası işbirliklerimizin yanı sıra ulusal olarak çeşitli üniversitelerde işbirliklerimiz bulunmaktadır. Fakat dikkat edileceği gibi bölgede yer alan üniversitelerde herhangi bir işbirliğimizin bulunmaması da bizim eksikliğimiz olarak göze çarpmaktadır. Bunu ifade etmek isterim. Bölgede yer alan gıda sanayi işletmeleriyle TÜBİTAK projesi bazı işbirliklerimiz devam etmektedir. Bunun dışında TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden lisans öğrencimize projemiz kapsamında burs verilmektedir. Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi oldukça önemsiyor ve yürütmekte olduğumuz projelerde çalışmak üzere lisans öğrencilerimize kapılarımızın her zaman açık olduğunu özellikle vurguluyoruz. Makine ve imalat teknolojileri ihtisaslaşma alanında girmeye çalıştığımız proje kapsamında özellikle hayvan denemeleri, mutajenite testleri ve ileri ilaç testleri konularında çalışan, benzer şekilde saflaştırma yöntemleri konularında çalışan araştırmacılara ve doktora sonrası araştırmacılara gereksinim duyurmak olup sizden gelen önerilere açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Sunumum burada son bulmak olup dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Bülent Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli sunumlarınız için. Esasında Hitit Üniversitesi bünyesinde gıda alanında çok önemli araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Ama sizin de altını çizdiğiniz gibi özellikle işbirliği çerçevesinde Erciyes Üniversitesi ya da diğer katılımcı üniversitelerle ben inanıyorum ki yakın zamanda yeni bazı Ar-Ge çalışmalarına girilebilir. Katkısı olan hocamız var mı? Özellikle gıda alanında Bülent hocamıza. Hocam o zaman biz eğer soru gelirse ben buradan takip ediyorum hocam sizinle ilgili sorarım. Ama Aykut hocamız oradaysa bir iki soru gelmiş. Aykut hocam orada mısın? Evet hocam buradayım. Şimdi burada bazı sorular gelmiş. Evet. Hocam çok kısa sürede 2 milyon bütçe almışsınız. Projenizde özgünlüğü oluşturan deneyimleri Zürich Üniversitesi'nde mi kazandınız? Erciyes'in bu hususta size bir katkısı oldu mu? Biz TÜBİTAK'tan daha 1002 bile geçiremedik. Başarınızın devamını dilerim diye bir yorum yapılmış. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki Erciyes Üniversitesi'nde bir yıl süredir çalışıyorum. Uzun yıllar yurt dışında çalıştım. Tabii ki büyük bir deneyimin büyük bir kısmını yurt dışında edindim. Tabii sadece Zürich'te de çalışmadım ben. Farklı üniversitelerde çalıştım. Amerika'da, Almanya'da, yine Polonya'da. Ama sürekli olarak aynı konu üzerine çalıştım. Farklı konular üzerine yani hiç girmedim. Eğer ki bilmediğim bir konuysa. Tabii Erciyes Üniversitesi'nin şöyle bir katkısı oldu. Altyapı bakımından oldukça iyi. Yine BAP projelerinde de iyi destek sağlaması bizim için oldukça iyi. Yani tabii ki bir yıldır buradayım. Katkımın yani bilimsel olarak elde edindiğim bilginin büyük çoğunluğunu ben yurt dışında elde edindim. Ama altyapı olarak tabii ki burası da yurt dışındaki bir üniversiteyle aynı düzeye sahip. Onu söyleyebilirim yani.
Evet hocam, esasında yurt dışı deneyimlerin ülke boyutuna taşınması en önemli misyon herhalde, o şekilde düşünüyorum. Sizin de nitelikli genç akademisyenin yetiştirilmesinde çok büyük emek ve katkınız olacağına ben inanıyorum. Teşekkür Diğer ederim hocam. taraftan bir soruda da denmiş ki hocam, 2247A'ya başvuru şartları nelerdir hocam? İlk defa duydum, 1001 ile kıyaslarsak farklılıkları nedir diye bir soru gelmiş. 1001'den farklı, tam koşullarını hatırlamıyorum çünkü biz başvuru yapalı neredeyse bir yıl oldu. Ancak 1001'e göre koşulları oldukça ağır. Çünkü 3-4 tane koşul var. Bunlardan en az 4'ünü sağlamanız gerekiyor. Bunlardan birisi işte ya TÜBE'den ödül almanız gerekiyor ya da doktora yaptığınız üniversitenin uluslararası alanda ilk 10'a girmiş olması ilk 100'e girmiş olması gerekiyor. Yine tam hatırlamıyorum. Yayınların da sanırım %80'lik kısmının Q1'de olması gibi bir koşul var. Bunlardan en az iki tanesini sağlayan herkes 2247A'ya başvuru yapabiliyor. Teşekkürler hocam. Ayrıntılı bilgi zaten TÜBİTAK'ın ana sayfasında da mevcut. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim hocam. O zaman sunumunu yapmak üzere biz Hasan Yalçın hocamıza devredelim sözümüzü. Hasan hocam buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, ben de öncelikle bu platformu hazırlayan, bu platformun hazırlanmasında emeği geçen bütün hocalarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Gıda Mühendisliği Bölümünün bilimsel işbirlikleri yaklaşımı ve bölümümüzde yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bölümümüz 1998 yılında kurulmuş olan bir bölüm. İlk defa öğrenci alımına 2004 yılında başlamış. Ve hazırlığı geçen öğrencileriyle beraber ilk mezuniyetini 2008 yılında vermiş. Bölümümüzde lisansüstü öğrenci sayısı, şu anda aktif olarak devam eden öğrenci sayısı yüksek lisansta 57 öğrenci, doktora da 35 öğrenci olmak üzere toplamda 92 öğrenci aktif olarak lisansüstü çalışmalarına devam ediyor. Son 10 yıl nazara alındığında, son 10 yıllık istatistikler incelendiğinde bölümümüzde tamamlanan yüksek lisans tezi sayısı 70, doktora tezi sayısı ise 22 adet olarak istatistiklerimizde görünmekte. Bölümümüzde bulunan akademik personel hakkında, kısaca sayılar hakkında bilgi vereyim. Bölümümüzde 5 adet profesör hocamız, 2 adet doçent hocamız, 2 adet doktor öğretim üyesi hocamız bulunmakta. Bunun dışında 5 adet araştırma görevlimiz ve YÖK 102.000 kapsamında 8 adet doktorant öğrencimiz bulunmakta. Bölümümüzde son 10 yıl içerisinde yapılan Citation Index kriterli yayınlara bakıldığında, istatistiklere bakıldığında son 10 yıl içerisinde ortalama yıl başına 23 yayın düşmekte Citation Index kapsamında. Kişi başına düşen yıllık yayın sayısı istatistiklerimize göre 2.36 olarak görünmekte. Bu değerlerle birlikte 2016-2017 eğitim öğretim yılının değerlendirildiği URAP sıralamasında bölümümüz dünyadaki ilk 500 üniversitede bulunan gıda mühendislikleri içerisinde 167. sırada yer almıştır. Türkiye sıralaması ise 2'dir. Bölümümüzdeki bilimsel işbirliklerine şöyle bir genel olarak bakacak olursak, genellikle işbirliklerini proje tabanlı, bilimsel yayın tabanlı ve lisansüstü eğitim tabanlı olmak üzere 3 başlık altında değerlendirebiliriz. Öncelikle yapmış olduğumuz işbirliklerini en dar daireden, en dar halkadan başlamak üzere bahsetmemiz gerekirse, fakülte içerisindeki gerçekleştirmiş olduğumuz
işbirlikleri kendi fakültemizde, daha sonra üniversitemiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri, ulusal işbirlikleri ve uluslararası işbirlikleri olarak sıralayabiliriz. Kendi fakülte içerisinde gerçekleştirdiğimiz işbirliklerden kısaca bahsedecek olursak, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve malzeme mühendisliği bölümleriyle beraber biraz evvelki bahsettiğim temelde işbirliklerimiz bulunmakta. İşte proje tabanlı veya bilimsel makale tabanlı veya lisansüstü eğitim tabanlı olarak devam ediyor işbirliklerimiz. Ben her bir bölüm için birer tane örnek çalışmayı aldım buraya. Mesela elektrik elektronik mühendisliği bölümüyle yapmış olduğumuz bir lisansüstü tez çalışması var. Bu genellikle eş danışmanlık şeklinde yürütülen çalışmalar bunlar. İşte radyo dalgaları ve mikrodalga radyasyonunun bakteriler üzerindeki, gıdalardaki bakteriler üzerindeki etkisiyle ilgili bir çalışma. Endüstri mühendisiyle yaptığımız işbirlikleri genellikle bir çalışmanın tasarlanması sırasında yapılan bir modelleme veya çalışma bittikten sonra elde edilen verilerin değerlendirilmesi konusundaki yapılacak olan modellemelerle ilgili endüstri mühendisiyle pek çok hem bilimsel makale bazında hem lisansüstü eğitim bazında çalışmalarımız devam ediyor. Gene buraya ben bir tane örneğini koydum. Mesela şeker pancarı posasından pektin üretimi sırasında yapılan bir optimizasyon çalışmasında farklı bir metodun kullanımı burada söz konusu. Tekstil mühendisliği ve malzeme mühendisliği bölümleriyle beraber yapmış olduğumuz çalışmalar genellikle aktif ambalaj üretimi üzerine yoğunlaşıyor. Bunlar doktora tezleri, bütün yapılan çalışmalar bu mühendisliklerle. Aktif ambalajlar üretiliyor ve üretilen ambalajlar modern gıdalar seçilerek depolanıyor. Ve depolama sırasındaki özellikleri inceleniyor. Fakültenin bir dışına daha geniş bir halkaya geçtiğimizde kendi üniversitemiz içerisindeki gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri mevcut. Bunlar Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Fen Fakültesi başta olmak üzere üniversitemizde bulunan farklı fakültelerde de işbirliği devam etmekte. Ziraat Fakültesi'nde zootekni bölümüyle yapılan pek çok besleme çalışması var. Hayvanların beslenmesi sırasında yemlerinin zenginleştirilmesi için katılan gıda takviyeleri ve bunların hayvanlardan elde edilen ürünlerdeki değişimlerin incelenmesi üzerine. Şu ana kadar yapılan tezlerde yaklaşık 4 farklı hayvan kullanılmış. Bıldırcınlar, tavuklar, bunlardan elde edilen yumurtalar bizim bölümümüzde inceleniyor. Beslemesi Ziraat Fakültesi tarafından gerçekleştiriliyor. İnek ve keçilerin beslenmesi sonrasında elde edilen sütlerde yine bölümümüzde farklı ürünlerin imal edilmesiyle incelemeye tabi tutulmuş. Fen Fakültesi ile birlikte yapılan çalışmalar, burada yine bir tane örneğini koydum. Bizim bölümümüzde rasimat cihazıyla yağlardaki oksidasyonu ölçümünü sağladığımız modelin aynısını kimya bölümündeki hocalarımız, onlar farklı bir düzenek kurarak gene aynı oksidasyon verilerini elde edebileceğimizi gene lisansüstü tezlerle bunlar ortaya kondu. Bunların her birisi bilimsel yayına dönüşmüş durumda zaten. Ulusal işbirliklerine göz attığımız zaman özellikle Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Birliği Üniversitesi ile geçtiğimiz yıllarda yaptığımız lisansüstü eğitim alanında anlaşmamız vardı. Sanıyorum sona erdi şu an. Geçen sene sona erdi. Karşılıklı fen bilimleri enstitülerimizin imzalamış olduğu sözleşmeler sonrasında öğrencilerin farklı enstitülerden ders almasını sağlayan bir anlaşmaydı. Oldukça faydalı oldu her üniversite için. Bunun dışında diğer farklı üniversitelerle de yine proje bazında veya eş danışmanlık bazında, bilimsel makale bazında farklı projelerimiz, farklı çalışmalarımız var.
Allah Üniversitesi'nde bulunan hocalarımızla gene lisansüstü eğitim konusunda onlardan eş danışmanlık alınarak gene lisansüstü eğitim sağlanmakta. Bunun dışında sektör işbirliklerimiz mevcut. Sektörle yapılan işbirliklerinde bunlar da proje bazında özellikle teyit ve COSGAP projeleri. Örnek olarak buraya birkaç tanesini koydum. Şeker pancarı posasından diyet lifi üretimi konusunda veya pektin üretimi konusunda yapılan projeler var. Ve bu projeler ikisi de sonuçlanmış, bitmiş projeler. Şeker fabrikasıyla yürütülen bir çalışmaydı bunlar. Başarı sağlandıktan sonra şeker fabrikası tekrar yine bir destek alarak bu diyet lifi üretimini endüstriyel boyutta kuracak bir çalışma içerisinde. Pilot tesis ve başarı sağlandıktan sonra onlar daha büyük endüstriyel üretim için çalışmalarını sürdürüyorlar. Gene buna benzer elma posasından da dahil üretimiyle ilgili Kayseri dışındaki bir ticari firmayla da çalışmalar var. Buna benzer İstanbul'da bulunan veya Ankara'daki farklı fabrikalarla da TEDEP bazında, COSGAP bazında projelerimiz mevcut. Patent bazında gene çalışmalarımız var. Bu da ne şekilde? Bölümümüzde bulunan patentin sektöre ulaştırılmasıyla ilgili işbirlikleri. Buraya da bir tane örnek koydum. Mesela bölümümüzde alınan bir patentin Kayseri'de bulunan bir gene gıda sektöründe çalışan bir fabrikaya ulaştırılmasıyla ilgili. Lisansüstü eğitim bazında yapılan çalışmalar, özellikle üniversitemizin bu son yılda başlattığı çok güzel bir uygulama var. Üniversite Sanayi İşbirliği altında Fen Bilimleri Enstitüsü artık bundan sonra sanayiden gelen talepleri de göz önüne alarak üniversitemize ilana çıkarken Üniversite Sanayi İşbirliği başlığı altında ayrıca bir kontenjan tanımlamasına gidiyor. Bu hakikaten çok güzel düşünülmüş, güzel bir uygulama. İlk defa bu Şubat ayında öğrenci alındı bu kapsamda. Bizim üniversite, bizim bölümümüze de gene sektörden bir özel sektörden lisansüstü eğitim yapmak isteyen, mühendisini bu konuda yetiştirmek isteyen bir firma tarafından müracaatı oldu. Bir doktora öğrencisi müracaatı oldu. Hakikaten bu çok güzel düşünülmüş. Üniversitemizin yeni başlattığı güzel bir uygulama. Sektör-üniversite işbirliğinin artması için özellikle buradaki hedeflediğimiz şey sektördeki fabrikalarda karşılaşılan sorunların lisansüstü tez projelerine konu olabilmesi. Bu çok çok önemli, önemsediğimiz bir şey bu. Ve oradaki çalışan mühendis arkadaşlarımızın bizzat sektörün içerisinde bu konuyla alakalı üretimde bulunan arkadaşlarımızın karşılaştığı sorunların lisansüstü tez konusu olması hakikaten bizim çok çok önemsediğimiz bir şey. Bölümümüzde alınan patentler ben birkaç tanesini buraya koydum. Mesela et ürünlerinde farklı hayvan etlerinin tespit üzerine yapılan patent çalışmalarımız var. Bölümümüzde vurgulu elektrik alan kullanılarak üretilen siyah çay ile ilgili bir şeyimiz var, patentimiz var. Gene zeytinyağı üretimiyle ilgili, zeytinyağı üretiminde kullanılan bir modifikasyon, metotta yapılan bir modifikasyonla ilgili bir patentimiz var. Biraz evvel bahsettiğim sanayiye aktarmış olduğumuz bir patent, kalorisi azaltılmış tereyağı üretimi gibi patent çalışmaları da gene bölümümüzde devam ediyor. Bölümümüzde yapılan projelere göz gezdiğimiz, baktığımız zaman Avrupa Birliği COS projesi yürütüldü ve tamamlandı bir adet. Bu gene biraz evvel bahsettiğim patent konusunda yapılan bir çalışma. Vurgulu elektrik alan uygulamasının gıda sanayindeki kullanımıyla ilgili. Bu çok geniş başlıklı bir projeydi. Bütçesi oldukça büyük. Bu bütçenin vurgulu elektrik alan kısmı bizim bölümümüzde yürütülerek tamamlandı. Bunun dışında bölümümüzde yürütülen TÜBİTAK projeleri var. TÜBİTAK projelerinden bazılarını ben örnek olarak buraya koydum.
Bölümümüzde bulunan SpreadDrive kullanılarak yapılan, tamamlanan TÜBİTAK projelerinden bazıları. Bunlar işte toz instant ayran üretimi, ayranın toz haline getirilmesi veya işte palmiye veya fraksiyonlarının gene enkapsüle edilerek toz haline getirilmesi veya kremanın gene mikro enkapsülasyonuyla toz haline getirilmesi gibi böyle farklı TÜBİTAK projeleri mevcut. Bölümümüzde son 10 sene içerisinde toplam farklı başlıklar altında 33 TÜBİTAK projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmüş. Bunlardan bazıları bunlar. Gene bölümümüzde bulunan PCR tekniğinin kullanıldığı bazı TÜBİTAK projeleri bunlar. Bir bakteri tanımlamasına yönelik kit geliştirmek veya gene gıdalarda bozulmaya neden olan maya türlerinin tanımlanmasına yönelik kit geliştirmesi. Genellikle kit geliştirme veya bakteri tanımlamaya yönelik projeler mevcut. Bunun yanında yeni ürün tasarımının yapıldığı TÜBİTAK projeleri, burada da birkaç tane örnek TÜBİTAK projesi aldım buraya. Özellikle işte doğal gıda boyası üretimi veya nar kabuğundaki fenoliklerin izole edilerek gıdalarda kullanımı veya işte jelatin üretimi ve mikrobiyal jelatin üretimi gibi farklı projeler söz konusu. Peptit üretimiyle ilgili yapılan bölümümüzdeki TÜBİTAK projeleri var. Bunun dışında gıdalardan izole edilen kazein ve antiosyanin üretimiyle ilgili gene projeler mevcut. Bunun dışında gıdalarda üreyen aflatoksin üremesinin tespiti, azaltılması, bunun önlenmesine yönelik yapılan projeler. Bunun dışında bölümümüzde yürütülen doktora ve yüksek lisans tezleri var çok sayıda. Ben birkaç tanesini örnek olarak kısaca hemen burada bahsedeyim. Mesela gene biraz evvel söylediğim gibi projelerde olduğu gibi izolasyona dayalı şeyler var. Likopen, lütein veya gıdalarda işte oluşan hidroksimetil furfuralın önlenmesi, oluşumunun önlenmesi, tespiti, buna yönelik gene doktora ve yüksek lisans tezleri bölümümüzde yürütülmekte. Protein izolasyonuna ait gene tezler var. Farklı gıdalar kullanılarak, pirinç kepeği, nohut, kırmızı pancar kullanılarak protein izolasyonunun yapıldığı gene yüksek lisans tezleri. Bunun yanında gıda posalarından üretilen karboksimetil selüloz üretimi veya renk maddesi üretimi doğal olarak üretilen. Bunun yanında toz ürün üretimine yönelik gene yüksek lisans tezleri veya doktora tezleri bölümümüzde yürütülmekte. Özellikle bitkisel gamlar, bitkisel gamların gıdalarda kullanımı ve bu gamların karşılıklı etkileşimlerine yönelik bölümümüzde çok sayıda tez yapıldı. Hakikaten bunlar hem de üretimde gamların kullanım miktarlarını azaltıcı, oldukça yararlı çalışmalar. Gamlar arasındaki sinerjinin çalışıldığı, tespit edildiği çalışmalar. Gene bölümümüzde vurgulu elektrik alan, biraz evvelki patent konularına ve TÜBİTAK projesine konu alan bu uygulama, vurgulu elektrik alan uygulaması, bununla da bölümümüzde farklı yüksek lisans ve doktora tezleri yürütülmekte. Bunun dışında gene püskürtmeli kurutucu kullanılarak instant çay üretimiyle ilgili farklı tezler bölümümüzde gene üretilmekte. Adsorbant üretimiyle ilgili gıdalardaki bazı maddelerin izolasyonunu sağlamak için kullanılan adsorbantlar var. Veya klarifikasyon için kullanılan adsorbantlar var. Farklı amaçlarla bunların eldesi için yapılan tezler. Gene katı faz ekstraksiyonunun konu olduğu yüksek lisans ve doktora tezleri gene bölümümüzde yürütülmekte.
Biraz evvelki projelere konu olan PCR metodunun kullanıldığı mikroorganizma tanımlamaya yönelik gene yüksek lisans ve doktora tezleri bölümümüzde yürütülmekte. Bunlar benim sadece örnek olarak aldığım birkaç tez. Bölümümüzde bu konularla çalışmak isteyen arkadaşlarımız olursa, sunumu dinleyen, bölümümüzde bunlarla ilgili çalışma yapan hocalarımızla kontak kurarak rahatlıkla çalışabilirler. Dediğim gibi bunlar sadece çalışmalardan birkaç tanesi. Ben örnek olarak çalışmaları belli başlıklar altında vermeye çalışıyorum. Mesela mikroorganizma karakterizasyonuyla ilgili yapılan gene çalışmalar mevcut. Doğal katkı maddesi üretimi ile ilgili olarak mesela gıdalardaki işte posalardan elde edilen diyet lifinin veya pektinin üretimi veya işte rendenik yağlarından üretilen emülgatör üretimi veya burada işte çam kozalağından üretilmiş gıdalarda kullanılan köpüklenmeyi önleyici üretimi var mesela örnek olarak. Bunlar da gene yapılan çalışmalardan bazıları. Enzim aktivitelerini konu alan gene bölümümüzde bu konuları çalışan arkadaşlarımız mevcut. Uluslararası işbirliği olarak farklı üniversitelerle işbirliklerimiz var. Avrupa'da ve Orta Doğu'da İran'la olan ilişkiler var. Bunlar içerisinden farklı olarak son yıl içerisinde uluslararası işbirliği kapsamında gene bir ambalaj filmi üretmek amacıyla Meşet'te bulunan bir gıda teknolojisi enstitüsüyle işbirliği yaptık. Onlarla beraber bir çalışmamız var. Çalışmaya devam etmekteyiz. Gene sunum içerisinde söylediğim gibi bunlar sadece söylemiş olduğu yani bölümümüzde yapılan projelerden doktora, yüksek lisans tezlerinden bazıları. Bunlardan pek çoğu uluslararası makale şeklinde dönmüş, görüşmüş. Bu konularda çalışmak isteyen arkadaşlarımız bölümümüzün web sitesine girerek hangi hocamızın hangi konuyla ilgili çalıştığını, bu çalışmaları kimlerin yaptığını rahatlıkla bulabilir ve onlarla kontak kurabilir. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sığdırmaya çalıştım ama biraz fazla vaktinizi aldım herhalde. Vakiti taşırdım. Onun için de özür diliyorum. Hasan Hocam teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler. Bölümde görüyoruz ki birçok farklı alanda, gıda alanında ileri teknolojik çalışmalar yapılıyor. Bu tip panellerin özellikle katılımcı üniversiteler arasında yeni işbirlikleri doğuracağını da görüyoruz. Bunun dışında bir şey gelmiş, soru gelmiş. Burada doktora tezim Atatürk Üniversitesi et ürünlerinde gıda güvenliği üzerine. Erciyes Üniversitesi'nde ya da Hitit Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı istihdamı söz konusu mu? Veteriner Fakültesi ya da Gıda Mühendisliği bölümlerinde çalışabilirim gibi bir talep gibi algıladım ben sorudan ziyade. Tabii doktora sonrası araştırmacı istihdamı bilindiği üzere proje bazlı oluyor. TÜBİTAK projeleri olabilir ya da uluslararası projeler kapsamında bu tip görevlendirmeler olabiliyor ama bizim Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından da son dönemde nitelikli doktora sonrası araştırmacılar için destek sağlanıyor. Bu açıdan siz değerli hocalarımın öngörüsüyle araştırma ekiplerine dahil edilmesi düşünülen bazı doktora sonrası araştırıcılar var ise tabii onların ön değerlendirme sonucu başarılı bulunması takdirde üniversite bünyesinde de istihdamları 3 yıl süreyle yapılabiliyor. Bir araştırma görevi, bir yardım doçent ücreti kadar da ücret var üniversitemizin sağladığı. Bu açıdan böyle bir bilgilendirme yapalım. Önemli olan iyi bir kolaborasyona girmek, katkı verebilmek, üretken olabilmek. Bu yolda olduğu sürece çeşitli kaynaklar destek olarak kullanılabiliyor. Sizlerin de tabii hem bölüm anlamında ya da veteriner fakültesindeki gıda anlamında bu tip talebi olan doktora sonrası araştırmacıların sizlerle rahatlıkla iletişime geçebileceğini düşünüyorum hocam.
Evet hocam, zaten şu anda bölümlerimizde çok sayıda öğrenci proje bazlı olarak çalışıyor. Gerek TÜBİTAK projesi, gerek de sizin söylediğiniz DOSAP kapsamında bizim bölümümüzde de çalışan öğrenciler var. Ama burada tabii önemli olan sizin de dediğiniz gibi öğrencinin kişisel kontak kurması hocam. Kişisel kontaklar kurulursa hangi konuda çalışmak istiyor? Gidip o hocayla görüşmek, proje tabanlı olarak bu işbirliğini geliştirmek lazım. Bu işbirliği geliştirildiği takdirde rahatlıkla tabii ki doktora sonrası çalışma yapılabilir. Evet hocam. Bülent hocam, bir de bir dinleyici, izleyicimiz orada bir yorum yapmış. İki gündür birçok paneli izleme fırsatım oldu. Hitit Üniversitesi'ni yakından tanımış oldum. Hitit Üniversitesi'nin bilinirliğinin zayıf olduğunu düşünüyorum gibi bir yorum yapmış. Daha fazla organizasyonda yer almalı. Erciyes Üniversitesi ve Teknoloji Transfer Ofisi'ne bu tür paneller düzenlediği için teşekkür ederim demiş. Hattı zatında tabii üniversitelerin, kurumların, bilimlerin tanınırlığı, kendi araştırma alanları içerisinde özeldir diye düşünüyorum ama bu tip bir yorum olmuş. Katkınız varsa alabiliriz Bülent hocam. Evet başkanım, teşekkür ederim. Ben de bu soru notlarımızı aldık. Üniversitesi olarak bu tür etkinliklere daha da sık katılacağımızı gerektiğini ben bu yorumdan da anlıyorum. Diğer soruyla ilgili olarak da hem Hasan hocam tabii ki cevap verdi ama ben arkadaşımıza şöyle bir cevap vereyim. Tabii çok değerli bir alanda çalışıyor, et ürünlerine gıda güvenliği üzerine. Bizim projemiz özellikle tabii daha çok farmasötikal ya da saflaştırma teknikleri üzerinde çalışan araştırmacılara özellikle bu proje bazında biraz ihtiyacımız var. Ama ben bu arkadaşımızın isteğini de diğer çalışma ekiplerinde yer alan hocalarımıza ileteceğim. Herhangi bir şey olursa kendisi de kontak kurabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aykut hocam, orada mısın? Buradayım hocam. Yine bir Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi doktora ders dönemindeyim diye bir doktor öğrencisi gördüm hocam, sormuş. Kayseriliyim. Aykut Bey'in projesinde başka üniversiteden doktor öğrencileri görev alabilir mi? Proje konusuyla tez konusunun aynı olması gerekiyor mu gibi bir soru sorulmuş. Ya proje konusuyla tez konusu farklı olabilir ancak bizim üniversitenin doktora programına kayıtlı olması gerekiyor. Dışarıdan olunca desteği alamıyor. Ben öyle biliyorum. Belki doktorayı bırakıp tekrardan doktoraya başlayacaksa olabilir. Doktora kapsamında zaten projenin özünde efektif çalışılabilmesi için. Aynen. Devamlılık arz ediyor. İşin doğası gereği aynı birimde çalışmak, enerji vermek önemlidir diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sunumu için sözü Kürşat hocamıza bırakmak istiyorum. Kürşat Altay hocamız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden. Hocamız bir parazitoloji alanında özellikle keneler, naklettikleri hastalıklar cidden önemli bir bilgi birikimi var hocamızın. Güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Buyurun hocam. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli panelistler ve katılımcılar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak ayrıca Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere bu akademik bilimsel paylaşım ortamını oluşturan üniversitelerimize ve yöneticilerine teşekkür ederek keneler, önemi, mücadele, bitkisel akarisitlerin kene mücadelesinde kullanımda güncel çalışmalar isimli sunuma başlamak istiyorum. Sunumum yansıda gördüğünüz genel çerçevede oluşacak. Kısa taksonomi, biyolojik özellikleri, kenelerin beslenme süreci, önemi, vektörlük özellikleri, kenelerle nakledilen hastalıklar ve Türkiye'deki durum, kenelerle mücadele konularıyla birlikte son yıllarda bilimsel camianın oldukça ilgisini çeken bitkisel akarisitlerin kene mücadelesine kullanımda güncel çalışmalar bir bakış açmaya çalışacağım ve sunumu sonlandıracağım. Kene bildiği genel anlamda bu camia parazitoloji, veteriner parazitoloji camiasında yoğun olarak çalışılan bir konu. Zorunlu kan emici artropotlar olarak tanımlıyoruz ve bunlar morfolojik ve biyolojik yönden insektlerle önemli farklara sahipler. En önemlisi segmentlere ayrılma işiyle onlardan ayrılıyorlar ve arachnida sınıfında yer alıyorlar.
tüm dünyada özellikle de tropik ve subtropik iklim kuşağında yaygın olup taşıdıkları hastalıklarla yani vektörlükleriyle keneler insan ve hayvan sağlığındaki önemini artırmakta, global bir tehdit oluşturmaktadır. Gerek küresel ısınma, ekolojik değişiklikler, kontrol dışı evcil ve yabani hayvan hareketleri, artan insan hareketleri, göçmen kuşlar ve geniş çaplı yanlış mücadele önemli bir husustur bu. Uygulamaları keneler ve naklettiği hastalıkların yaygınlığını ve önemini artırmaktadır. Keneler temelde iki ailede organize olurlar. Yakından bildiğimiz, hatta halk arasında oldukça yoğun ve yaygın olarak bulunduğu için yavsı, kuru budak, sakırga, kene gibi isimlerle de adlandırırlar ve bu temel iki aile Ixodidae ve Argazidae ailesi olup 900'ün üzerinde tür mevcuttur ve bunlar içerisinde 720 civarı tür Ixodidae, yaklaşık 186 tür ise Argazidae ailesinde yer almaktadır. Şimdi bu kenelerin biyolojik özellikleriyle birlikte ilerleyen birkaç sunumumda kenelerin beslenme süreçlerine değineceğim. Bu husus neden önemli? Kenelerin vektörlük potansiyellerinin ve anlaşılması açısından önem taşıyor. Çok kısa bir şekilde bir parantez açıp devam edeceğim. Kenelerin biyolojik süreçlerinde 4 gelişme dönemi vardır. Bunların 3 döneminde larva, nif ve ergi dönemlerinde kan emmek zorundadırlar. İksodik keneler toplam 3 defa kan emerler ve kullandıkları konak sayısına göre 1, 2 ya da 3 konakçılı biyolojik özellik gelişim gösterirler. Gömlek değiştirebilmek için keneler bulunduğu konaktan kan emip doymaları gerekir. Hatta dişi keneler ağırlıklarının aç ve tok farklılıkları 600 katına kadar ulaşabilmektedir diyoruz. Böylece bir sonraki gelişme dönemine geçebilir keneler. Keneler genellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında aktiftirler. Yılın soğuk dönemlerini doğada ve meskenlerde, yarık ve çatlaklarda inaktif olarak geçirirler. Bazı türler, Ixodidae ailesinde Dermacentaur, özellikle Hemaphysalis türleri ise yılın soğuk dönemlerinde de aktivitelerini devam ettirebilmektedirler. Yaşam süreleri türe göre ve özellikle türe göre 6 ay ile 3 yıl arasında değişmekte olup tek konakçılı keneler dışında bu sürenin büyük kısmını doğada serbest olarak geçirirler. Serbest dönemlerini konak arama, bir sonraki gelişme dönemine geçmek için gömlek değiştirme, yumurtlama ya da soğuk hava şartlarında inaktif olarak geçirirler. Kenelerin beslenme sürecine baktığımızda iksodik keneler öncelikle konak arayışı içine arayıp bulmak zorundadırlar. Kan emebilmek için ve bu süreç, yani konağa tutunma süreçleri farklılık gösterir. Bazı türler, Türkiye için önemli kene türlerinden olan Hyalama marginatum gibi türler aktif olarak konak arayıp bulma davranışına sahipken, ki avcı keneler olarak ifade ediyoruz biz bunları. Ixodes gibi özellikle Karadeniz ve diğer sahil kesimlerinde nemli bölgelerde yaygın olan Ixodes türleri ise pasif olarak konağa tutunma davranışı sergilerler. Konağa tutunduktan sonra hemen kan emmeye başlamazlar. Uygun bölgeye arayışındadırlar. Bir süre konak üzerinde gezinirler. Daha sonra uygun bölgeyi bulduklarında kan emme sürecini başlatırlar ki kan emme süreci de oldukça komplekstir. Hayati öneme sahiptir beslenme, az önce belirttiğimiz gibi, ama bir dizi mekanik deri yıkımlanması ve enzimatik deri yıkımlanma süreçlerini kapsar. Ağız parçalarından olan şeri serleriyle birlikte deride mekanik yıkımlanmayı gerçekleştirirken tükürük salgısı bileşimi ise enzimatik deri yıkımlanmasından sorumludur. Nihai olarak deri altında bir kan havuzu olarak ifade edebileceğimiz feeding lezyon oluştururlar ve burada kan emme sürecini başlatırlar. Kan emme süresi türlere göre ve kenenin gelişim dönemine göre değişmekle birlikte larvalarda 3-5 gün, nimflerde 4-8, erişkinlerde ise 5-20 gün arasında değişmektedir. Kenelere genel bir giriş yaptıktan sonra kenelerin önemini anlatmaya çalışacağız burada. En başta ifade ettik değerli dinleyiciler. Keneler tüm dünyada insan ve hayvan sağlığı için önemli bir tehdittir. Kenelerin konaklarına zararları direkt ve indirekt şekilde sınıflandırılabilir ki direkt zararlı etkileri sekonder bakteriyel enfeksiyonların girişi için uygun ortam oluşturmaları, deride portantreler meydana getirmeleri, dermatite sebep olmaları,
tükürük salgısındaki bazı bileşenlerin kene felci adı toksik etkileriyle kene felcine neden olmaları konaklarında, özellikle küçük hayvanlarda ve çok sayıda olduklarında anemiye yol açmaları ve ekonomik kayıplar, ki bunu çok detaylandırabiliriz. Ama genel anlamda dünyada şunu biliyoruz, sığır endüstrisinde yıllık 22-30 milyar dolar kayba sebep olduğu hesaplanmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, Rhipicephalus microphyllus düşük enfestasyonlarda bile sığırlarda 3 haftada 900 gram kilo kaybına neden olduğu hesaplanmıştır. Bu durum yoğun enfestasyonlarda 1 ay gibi bir sürede 5-6 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Tabii bunun için bu kayıplar içerisine işte mücadele giderleri, oluşturdukları hastalıklar, et, süt, yapal kaybı dahil edilerek sığır endüstrisinde genel anlamda 22-30 milyar dolar kayba sebep olduğu hesaplandığını ifade ediyoruz. Bunlar direkt zararlı etkileri kenelerin konaklarına, ama kenelerin konaklar üzerine en önemli zararlı etkileri hastalıkları taşımadaki rolleri, yani vektörlükleridir ki keneler 200'ün üzerinde hastalık etkeninin vektörlüğünü yapmaktadırlar. Kenelerin vektörlük özelliklerine baktığımızda şöyle bir ifadeyle konuya girmek uygun olacaktır diye düşünüyorum. Keneler hayvanların birinci, insanların ise ikinci en önemli vektörleridirler. Tüm dünyada en fazla patojene vektör yapan artropodlar kenelerdir. Neden keneler önemli vektörlerdir ya da kenelerin vektörlük potansiyelini artıran hususlar nelerdir? Kan emme dinamikleri, kısaca değinmeye çalıştık. Konak değiştirmeleri ve sıkı konak ilişkileri. Bunu şu şekilde örnekleyebiliriz. Kenelerde konakçı spektrumu spesifiteyle birlikte verelim. Bunu geniş konak spektrumuna sahiptirler. Ortalama 1 ile 200 arasında konaktan kanamabilirler. Bofilus annatus gibi ya da Rhipicephalus annatus gibi bazı türler nispeten konakçı spesifiteye sahipken, yani 1-2 konaktan sığırlar başta olmak üzere kanamerken, genel anlamda keneler çok daha fazla konaktan kan emebilirler. Bu özellikle yaban hayatıyla evcil ve kırsal arasında biyolojik bir köprü oluşturmasını sağlamaktadır. Kırım-Kongo kanamalar ateşi Türkiye'de de önemli viral hastalıklardan olan zoonotik bir enfeksiyon olan Kırım-Kongo kanamalar ateşi de bunun için en güzel örnektir. Biliyorsunuz yaban hayatıdır temel kaynağı ve şöyle bir ifademiz de vardır. Birçok hastalık yaban hayatında öbekler halinde bulunur. Bu zincirin kırılmasıyla evcil zincirde enfeksiyöz hastalıklar ya da zoonoz hastalıklar görülmeye başlar. Diodama marginatum'un biyolojik özellikleri buna çok uygun. Evcil ve kırsal alan arasında biyolojik bir köprü vazifesi görmektedir diyebiliriz. Üreme potansiyelleri oldukça yüksektir. Diodama marginatum gibi biraz daha yapılı bir kenedir. 20 bin kadar yumurta bir dişi bir defada bırakabilmektedir. Ve yaşam alanları geniştir. İksodik keneleri biliyorsunuz mera keneleri olarak da ifade etmekteyiz. Hastalık etkenleri keneler arasında nasıl yayılır? Temelde az önce bahsettiğimiz biyolojik dönemleri arasında, yani larvadan nymfen ergene olmak üzere, işte transstadyal yolda, Tylerioides ve Babesioides de görülen nakil şeklidir. Transovaryal olabilir, doymuş dişlerde etkenlerin yumurtaya ve bundan çıkan larvalar yoluyla yeni duyarlı konaklara aktarılması, Babesioides de. Bunun dışında co-feeding ya da veneral yolla nakil de söz konusudur, ama konaklara nakli yaygın olarak salivaryan yoldadır. Az önce tükürük salgısını ya da kan emme sürecinin vektörlükteki önemine değinmeye çalıştık. İşte temel olarak bu enfeksiyon ajanlar ya da hastalıklar kenelerle salivaryan yolla kan emme sürecinin bir parçası olarak nakledilirler. Bazı türler ise kenenin yutulmasıyla, hepatozoon canis gibi bazı protozoonlar kenenin yutulmasıyla da konaklara nakledilebilmektedir. Kenenin önemini gösteren, indirek etkileri ve vektörlüğü ile ilgili önemini gösteren çok güzel bir tablodur bu. Yansıda gördüğümüz keneler, nakledilen hastalıklar, etken, nakledilen kene türü, vektör ve duyarlı konaklar. Burada sarı renkte vermeye çalıştığım anaplazmozis, Lyme disease, Kırım-Kongo hemorrhagic fever, tick-borne encephalitis, Tylerioides, Babesioides, kan hepatozoonosis gibi enfeksiyonlar gerek insanlarda gerek hayvanlarda öne çıkan, farklı yönleriyle öne çıkan enfeksiyonlardır ve temel vektörleri kenelerdir diyelim. Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'de keneler ve kenelere nakledilen hastalıklara baktığımızda Türkiye'de 30'un üzerinde
gerek Ixodidae gerek Argas dairesinde kene türü literatüre girmiştir. Ve bunların naklettiği 19 hastalığında varlığı yine mikroskopik, serolojik ya da moleküler teşhis yöntemleriyle ortaya konulmuştur. Sağ alttaki haritaya baktığımızda Türkiye'deki kenelerin coğrafi dağılımını analiz ettiğimizde 13 kene türünün Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde tespit edildiğini görüyoruz. Yollama Anatolikum'dan başlayıp, Yollama Marginatum, Ripsephalus Bursa, Ripsephalus Sanguineus gibi, Ripsephalus Anulatus gibi türler çeşitli az önceki listemizde verdiğimiz önemli hastalığın yaygın vektörleridirler. Bunların Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde tespit edilmiş olması, bulunması önem taşır. Şu açıdan önem taşır. Vektörlerle hastalıklar açısından elbette bölgeler arasında yaygınlık ve yoğunluk bakımından farklılıklar olacaktır ama Türkiye'nin genel olarak risk kapsamında olduğunu gösterir. Sol alttaki haritada buna güzel bir örnektir. Türkiye'de Yollama Marginatum için uygun yaşam alanları ve bununla birlikte açık kahverengi diyeyim, kahverengi olarak gösterilen noktalar Yollama Marginatum'un tespit edildiği ve ya da uygun yaşam alanları. Siyah noktalar ise hastalığın görüldüğü bölgeler. Her ikisinin yoğunluğu birbirine paralel olarak seyrediyor. Bu anlamda elbette vektör, patojen, son konak ilişkisinin birlikte bulunması epidemiyolojinin temel unsurlarından bir tanesidir. Bunu destekleyen bir harita olarak paylaşmak istedim. Türkiye'de keneler ve kenelerden nakledilen hastalıklar üzerine şöyle bir parantez açarak yine uzun yıllardır çalışmaktayız. 2001 yılında başladığım akademik hayatıma Fırat Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Ve yaklaşık 20 yıldır işte bu alanda çalışan acizane bir akademisyenim. Dahil olduğumuz çalışmalarda Türkiye'nin Marmara ve Akdeniz bölgesinin dışında 5 coğrafi bölgeyi kapsayan çok fazla proje ve bunların sonucu ortaya çıkan makalelerde yer almış olduk. Ve Türkiye'de sığır, koyun, keçi, köpeklerde Tayleria anulatidan, Tayleria bufeli ovis, Tayleria sbot3, Tayleria sbmk, Babesia bigemina major ovis, Babesia sb, Babesia canis, Anaplasma marginale centrale, Anaplasma phagocytophyllum, Anaplasma plex ve Oerlikon canis gibi türlerin gerek varlığının moleküler yöntemlerle ortaya konulması gerekse bunlarla ilgili önemli epidemiyolojik verilerin elde edilmesi çalışmalarında yer almış olduk. Türkiye'de görülen hastalıklarla ilgili az önce 19 hastalığın varlığını ortaya belirttik ama ortaya konulduğunu. Abdullah İnci hocamızın ve diğer kıymetli hocalarımın birlikte çok güzel bir derlemesini biliyorum. Bu bir araya getirdikleri Türkiye'de insan ve hayvanlarda kenelerle nakledilen hastalıkların durumunu inceledikleri derlemeden aldığım bir tabloyu burada paylaşmak istiyorum. Burada da gördüğümüz gibi tabloda Babesia, Tayleriosis, Hepatozoonosis, Anaplasmosis, Ehrlichiosis, Tick-borne Encephalitis, Tick-borne Typhus sürüsü, Krim-Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklar, Lyme disease gibi bakteriyel bilavar parasiter hastalıklar Türkiye'de insan ve hayvanlarda tespit edilmiş önemli vektörel hastalıklardır. Peki bu kenelerle nasıl mücadele edeceğiz? Bu kadar önemli ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Genellikle son cümle olarak bunu ifade ederiz ama gelinen noktada çok tartışıldığı için ben ilk cümle olarak bunu ifade etmek istiyorum. Dünya şu noktaya gelmiştir. Kenelerin yok edilmesinin, eradikasyonunun imkansız olduğunu kabul ediyoruz. Neden yok edemiyoruz? Ya da mücadeleyi güçleştiren faktörler nedir? Süreçte anladığımızı kısmen düşünüyorum. Konak spektrumun geniş olması, üreme potansiyellerinin yüksek olması, çevre şartlarına dayanıklı olmaları, yaşam alanlarının geniş olması, tabiatta yaşamların büyük çoğunluğu serbest ortamda yumurtlayarak, gömlek değiştirerek, konak arayarak, kışlayarak geçirmeleri mücadeleyi güçleştiren faktörler arasındadır. Tüm dünyada yoğun şekilde yapılan kene mücadelesine rağmen, bu sadece anladığımız gibi Türkiye'nin sorunu değil, küçük bazı alanlar dışında tam anlamıyla bir başarı elde edilememiştir ve kene mücadelesinde amacımız şudur. Çevreye ve canlılara zarar vermeden hızla artan kene popülasyonunun kabul edilebilir düzeylere indirilmesiyle konakların kenelerin direkt ve indirekt zararlı etkilerinden korunmasıdır. Ne yapıyoruz bu anlamda?
Tek bir silahımız yok kenelere karşı. Entegre kenar kontrol programları uygulanıyor. Başarılı olan alanlarda bunlar bu uygulamalar tabii ki spesifik hedef hastalık ilişkili olarak da çok geniş bir şekilde bir arada değerlendirip uygulamalar sonucunda o az önce bahsettiğim şu küçük alanlarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kısa kısa başlıklar halinde yine paylaşmaya çalışacağım kene mücadelesinde neler yapıyoruz. Birincisi kültürel mücadele. Kenelerin nasıl bir canlı olduğu, nerelerde yaşadığı, nerelerde bulunduğu, nasıl davrandığı, nasıl beslendiği, fark edildikten sonra ne yapılması ya da ne yapılmaması gerektiğinin öğretilmesini içeren bütün eğitim faaliyetlerini bu başlık altında topluyoruz ki bu oldukça önemlidir. Özellikle zoonoz hastalıkların görüldüğü bölgelerde önemli ve etkilidir diyoruz. İnsanlarda tikbon dizi kenelerle nakledilen hastalıklarla mücadele ve korunmada eğitim en önemli anahtar olarak kabul edilmektedir. Kırım Kongo'da birçok vaka gecikmeden dolayı prognoz ağırlaşmaktadır. İkincisi bireysel korunma. Bu da eğitim kadar önemlidir. Temelinde zaten eğitim, kültürel mücadele yatar. CDC kişisel korunmayı kene ve kenelerle nakledilen hastalıklara karşı en iyi savunma olarak önermektedir. Uygun giyinme, açık renkli uzun kollu giysiler ve pantolon giyilmesi, çorapların pantolonun paçalığı içerisine sokulması, kene yaşam alanlarından uzak durma, yürüyüşte örneğin yolları takip etme, yol dışına çıkmama, repellentlerin uygulanması, günlük kene kontrolü ya da elle temas etmemesi gibi uygulamalar kişilerin bireysel korunma olabilir. Burada kene kırma ifadesi var. Sağda karşılaştığımız bir durum. Kısaca bunu da paylaşmak istiyorum. Tokat'ta özellikle Kerkit Vadisi içerisinde Tokat'ta karşılaştığımız bir durumdu. Yoğun enfestasyon oranına sahip Tokat'ta sığırlar. %100 olarak ifade ediyoruz. Oldukça yüksek, yani olağan bir durum değil. Çünkü Türkiye'nin belirttiğimiz diğer birçok bölgesinde çalıştık biz bu. Açık söyleyeyim ben Tokat'a ilk çalışmamız, ilk ziyaretimizde kene cennetine düştük diye ifadeyi kullandım. Burada tabii bu kadar yoğun şekilde karşılaşınca insanlar küçük işletmelerde, elle sağım yapılan işletmelerde işte bayanlar sağım yaparken keneleri de elle toplayıp bir kısmını elle ezerek bir kısmını yere atıp ayaklarıyla ezerek öldürüyorlardı. Bu halk arasında kene kırma olarak ifade ediliyor. İşte eldeki portantrelerde Kırım Kongo bu anlamda önem taşıyor bölgede görülmesi açısından. Kene kırma ya da elle temas edilmemesi de bir önceki kültürel mücadeleyle insanlara anlatılması bakımından önemlidir. Bu anlamda Türkiye'de Kırım Kongo'nun 2002'den itibaren görülmesiyle Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı o koordinasyonlarıyla güzel uygulamalar da yapılmamış değildir. Çevresel mücadeleye baktım. Biraz hızlanalım hocam. Hızlanacağız hocam. Hemen. Çevresel mücadeleye baktığımızda İşte yaşam alanlarının, kenelerin yaşam alanlarının organize edilmesi, yani uygun yaşam alanlarının bozulması şeklinde ifade edip geçelim bu kısma. Çünkü kimyasal mücadele içerisinde üzerinde biraz daha durmamız gerekecek. Kimyasal mücadelede evet uygun akarisitlerin kullanılmasını anlayacağız burada ama tabii çevreyi ilaçlayacağız mı? Kenelerin yaşam alanlarının geniş olmasının yanı sıra ilaçların etki edemeyeceği alanlarında bulunması sebebiyle burada bir soru işareti var. Ekolojik dengeye zarar vereceği ve oluşturacağı diğer zararlı etkilerden dolayı geniş kapsamlı ilaçlamalardan kaçınmamız gerektiğini ifade edelim. Ama bununla birlikte etkin bir mücadele yöntemi olarak kabul etmesek de bunu hayvan barınakları ya da çevresi gibi küçük kontrollü alanlarda fayda sağlayabiliriz. Kimyasal mücadeleye baktığımızda kene mücadelenin en etkili parçası, elimizdeki en etkili yöntem budur. Hayvanların periyodik olarak ilaçlanmasını kapsar. Arsenikle birlikte 1890'larda başlayan ilaçlama günümüzde çok sayıda akarisitlerin keşfiyle birlikte devam etmiştir günümüze kadar. Ama bununla birlikte en önemli sorun burada direnç olmuştur diyerek geçiyorum. Kene kapanları, tuzakları diğer bir alternatiftir. Ancak pratiği şu an için sınırlıdır. Ümit verici çalışmalar yapılmaktadır. Biyolojik mücadeleye baktığımızda işte kenelerin doğal düşmanlarının doğaya salınması, biyopestisitlerin kullanılması, parazitoidlerin ya da iradiye kenelerin özellikle erkek kenelerin kısırlaştırarak doğaya salınmasını kapsar ki kene mücadelesinde bir potansiyele sahip olmalarına rağmen pratiğe geçebilecek düzeye henüz ulaşmamıştır. Kene aşıları ümit verici bir alandır. Bununla birlikte günümüzde
Gavaplasya'da tip kart adı verilen Avustralya, Meksika, Küba'da kullanılan ticari preparat dışında bir kene aşısı bulunmamaktadır. Sınırlı sayıda türevi Psephalus, Microphyllus ve Anulaxa etkilidir. Ama biz 907 kene türünün varlığını biliyoruz. Yine güzel ümit verici çalışmalar vardır. Sobalesin başta olmak üzere bunun BM86 ile kombinasyonları %97'lere varan etki sağlamıştır. Ancak dediğimiz gibi Gavak'tan başka şu an ticari bir aşı bulunmamaktadır. Genel anlamda kene mücadelesine de değindikten sonra bitkisel akarasitlerin kene mücadelesinde kullanımda güncel çalışmalara değinmeye çalışacağız burada. Alttaki flava baktığımızda işte arsenikle başlayıp günümüze kadar fenilpirazonlar da dahil çok farklı akarasit grupları ticari anlama da ulaşmış. Keşfi ve bununla keşfedilmiş ve uygulanmıştır da. Ama alt satırda burada gördüğümüz gibi en büyük problem olan direnç hızlı bir şekilde gelişmiştir. Direnç gelişmeyen ya da şu ana kadar belirlenemeyen neonikotinoidler ise özellikle hedef dışı organizmalar üzerine etkisinden dolayı kullanımı sınırlanmıştır. O zaman bilim camiası yeni arayışlar içerisindedir. Green pestis olarak ifade edilen çevre dostu ya da güvenli akarasitleri bitkilerden sağlayabilir miyiz şeklinde çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir. Bunlar bitkilerin çeşitli metabolitlerinin akarasitel etkilerinden ya da insektisit etkilerinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Retroidlerin gelişim süreci bu anlamda çok güzel bir örnektir. Tam milattan önce 400'lerde işte bitlere karşı kullanılan pretroidler 1981'den itibaren ticari anlamda kullanılmaya başlamış ve günümüzde 2001'de bazı türlerine karşı direnç gelişmiş olsa da günümüzde en yaygın kullanılan akarasitlerdir diyoruz. Biraz hızlandıracağım Sayın Başkan. Onun için çok kısa grafiğe değinerek geçmek istiyorum burada. Evet hocam. İşte son yıllarda bu alanda oldukça yoğun çalışmalar yapıldı. Web of Science ilgili taramalarında da, spesifik taramalarında da görülmüş ve hatta bunlar yayınlara da, derlemeler içerisinde de yer almıştır. Bu çalışmalar yoğun olarak işte Brezilya başta olmak üzere tropik bölge oluşu, işte faunası, bitki faunası ya da sosyokültürel nedenlerle ilişkili olabileceği için özellikle vurgulamak istediğim bir husus var. İşte Brezilya Kene Morfoloji Çalışma Merkezi'nin varlığı da burada önem taşıyabilir, etki etmektedir diye düşünüyoruz. Türkiye'de 2009 yılında Erciyes Üniversitesi'nde vektörlerle bulaşan hastalıklar uygulama ve araştırma merkezi kurulmuştur ki bu anlamda ben bunu önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Odaklanan türlere baktığımızda Rhipicephalus, Microphyllus en fazla çalışılan tür. Yine Brezilya ilişkisi burada öne çıkmaktadır. Hatta bu da son yıllarda bu merkezde Rhipicephalus sanguineus daha fazla üretildiği için ya da üretimi Rhipicephalus sanguineus'a yöneldiği için Rhipicephalus sanguineus ile ilişkili çalışmalar son yıllarda biraz daha öne çıkmaktadır. 2017-19 yılları arasındaki yapılan çalışmalar analiz edildiğinde ise 47 ailede 119 bitki türü ve bunların çeşitli metabolitleri üzerinde araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Çok kısa ben bir de model çalışmayı paylaşmak istiyorum burada. En güncel çalışmalardan biri olduğu için henüz yayınlanan bir çalışma. Burada Laura Nobilis ya da ve Copifera officinalis bitkilerinin esansiyel yağlarının Rhipicephalus microphyllus üzerine etkisi araştırıldığında şöyle bir sonuç elde ediliyor. A'da işte C. officinalis, B'de L. nobilis'in erişkinlerine karşı, erişkin dişilerine karşı farklı dozlarda da olsa yükselen dozlarda 3-4. Günlerde %100'e bağlanan bir mortaliteye yol açtı görülüyor. Bu oldukça güzel bir sonuç, oldukça etkili bir sonuç. Özellikle dişilerde ilk 3-4. Günlerdeki etki istenilen bir etkidir. İşte yumurtlamanın başlama döneminden önce etki edip öldürebilirseniz en yüksek etkiyi almış olursunuz. Deltametrin ve amitrazakarla da kıyaslandığında bu etkiler oldukça yüksek. DDD'de deltametrin ve amitrazın etkilerini görüyoruz. Bu deltametrin ve amitrazın erişkinlerden çok diğer formlarına etki etmesiyle ilişkili olabileceği gibi İşte yükselen farklı dozlarda kullanmasıyla da ilişkili olabilir ama nihai olarak burada belirgin bir etki elde edildiğini görüyoruz. Ve sol tarafta ise bu bitkilerin
bileşimini görüyoruz. Burada öne çıkan bir bileşik var. Başka çalışmalarla da birazdan kısaca desteklemeye çalışacağız. İşte sineolun etkisi üzerinde duruluyor. Durulan bileşiklerden birisi sineoldur. Zaten sinol, peticulus manuscapitis gibi ve diğer bazı insektlere karşı etkisi araştırılmış ve belirlenmiş bir bileşik olarak karşımıza çıkıyor. Etki mekanizması tam bilinmese de asetilkolinerazı, esterazı, diğer birçok insektisit gibi inhibe ettiği üzerinde duruluyor. Diğer bazı başka bileşiklerde de bitkilerde de bu durum çalışılmış ve güzel sonuçlar elde edilmiş diyerek geçmiş olayım hızlandırmak evet, açısından. Ve nihai olarak sonuca geldik hocam. Biraz şundan da cesaret aldım Alparslan hocam. Panelimize ayrılan sürenin siz evet 15-20 dakika dediniz ama 180 dakika olduğunu görünce ben birkaç dakika affınıza sığınarak alabilirim diye düşündüm. Çünkü konunun anlaşılması için işte başlangıçtaki hususları paylaşmamız gerektiği düşüncesindeydim. Aklınıza sanıyorum. Evet, çok özür diliyorum şimdiden ama sonuç olarak bu toparlamamız gerekirse evet bu hastalıklar ve keneler dünyada etkisini artırarak sürdürüyor ve mücadelede oldukça zorlanıyoruz açıkçası insanlık olarak. Ama elimizde de bazı yöntemler var. Kene mücadelesinde farklı yaklaşımlar olmasına rağmen en etkili akarisitler de bunlar içerisinde en etkilileri akarisitler olarak duruyor. Tabii insanlık 100 yılı aşkın bir süredir akarisitleri keşfetmiş, kullanıyor. Handikapları meydana çıkıyor. Bununla birlikte bu süreç devam ediyor. İşte bitkisel akarisitlerin kullanımı da bu anlamda yeni bir kapı açıyor. Ancak daha atılması gereken çok adım var. Genellikle in vitro düzeyde bu çalışmalar saha çalışmalarıyla desteklenmesi gerekiyor. İnsan ve hayvanlar üzerinde yan etkilerinin, toksik etkilerinin üzerinde durulması gerekiyor. Yine çevredeki aslında kalıntı düzeylerinin kimyasal akarisitlere karşı avantajlı olduğu düşünülse de hedef dışı organizmalar üzerine özellikle işte Apis mellifera gibi bal arıları başta olmak üzere ve diğer hedef dışı organizmalar üzerine etkisine yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. Türkiye açısından da önemli olduğunu anlıyoruz ve özellikle az önce belirttiğimiz merkezler gibi spesifik araştırma merkezlerinin aktif şekilde çalışmaları için gerekli organizasyonların yapılmaları ya da bu merkezlerin aktivitelerinin artırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak sunumu burada sonuçlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz hocam. Esasında konu çok derin bir konu tabii. Ülkemizin de özellikle kene bütününde baktığımızda problemi var. Hani insanlar daha çok Kırım-Kongo kanamalı ateşi bünyesinde bilgisi var ama bu keneler anlattığınız gibi birçok farklı yönüyle ekonomik boyutta olsun, sağlık boyutunda olsun hem veteriner sahayı hem insan sağlığı noktasında çok önemli olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyoruz değerli bilgilere. Burada bir soru gelmiş. Makine mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Panelleri sadece meraktan izliyorum. Çok değerli bilgiler paylaşılıyor. Panelistlere teşekkür ederim. Bir sorum olacak. Bilemediğim için çok saçma gelebilir diye bir yorum yapmış. Covid-19 salgınında özellikle Çin'de meyve yarasaları ve kuşlar üzerinde yıllardır salgından çok yıllar önceden beri virüs takibi yapıldığı ortaya çıktı. İzlediğim bir belgeselde ise Mısır'da kuşların göç döneminde konaklama yerlerinde veterinerler tarafından tuzaklar kurularak boğazlarından sürüntü alınarak virüs takibi yapıldığını gördüm. Ülkemizde veteriner viroloji alanında bu tür virüs takibi için saha çalışmaları yapılmakta mı? Özellikle Sivas, Kayseri gibi iller kuş göçlerinde konaklama merkezleri diye biliyorum. Belgesellerdeki benzer kuşların taşıdığı virüslerle ilgili çalışmalar yapılmakta mı? Ayrıca medyada gördüğümüz kadarıyla Erciyes'te geliştirilen Kırım-Kongo aşısı ne aşamada gibi bir soru gelmiş. Hocam bununla alakalı esasında çok güzel bir yere değinmiş takip eden arkadaşımız. Burada göçmen kuşların özellikle bu viral enfeksiyonlardaki sadece Kırım-Kongo olarak nitelememek de lazım. Mesela bir Batı Nil virüsü için kuşlar oldukça önemli. Biz biliyoruz ki birçok veteriner virolojiden hocalar ya da kolaborasyonlarla bunlar tabii bu tip virüslerin özellikle Batı Nil virüsü özelinde araştırmalar yapıldığını ben bizzat biliyorum. Bununla alakalı kısımda zaten bizim de son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile bir proje önerimiz oldu. Tabii bir tarafta kuşlar taşıyıcı ama bunların yine vektörleri var. Sivrisinek ve kene olmak üzere.
bu tip araştırmaların COVID-19 özelinde araştırılmalı mı? Tabii araştırılmalı. Sadece şu anda insanlardaki durumdan ziyade epidemiyolojik dinamikler çerçevesinde, bulaşma çerçevesinde, çevresel faktörler ya da rezervuar konakları var mıdır bu COVID-19'un, daha araştırmaya ihtiyaç duyan açık bir konu diye düşünüyorum. Kürşat Hocam, senin katkın varsa bu noktada. Kıymetli Hocam, ilk slaytımda özellikle kullandığım bir resim vardı. Şu an açık mı bilmiyorum ama ekran görüntümü paylaşımım. Evet, açık. Açık, evet. Burada 2001 yılı, yine sağ tarafta gördüğünüz makaleyi, bizim alandaki çok kıymetli dergilerden birisidir biliyorsunuz. Dicantic Bone Disease yayınlanmış bir makale var. Burada birçok rikesiya türünün Avrupa'da bazı ülkelerde belirlendiğini ortaya koyulduğu bir çalışma burada. Şimdi keneler başta olmak üzere, bu sadece kenelerle ilgili değil. Göçmen kuşlar kene kaynaklı hastalıkların yayılmasında en önemli faktörlerden birisi. Ve bununla ilgili güncel önemli çalışmalar da yapılıyor. Ama COVID ile ilişkili durumun tabii ki ortaya konulması lazım. Çünkü hayvanlardaki durumu ve öncelikle ne diyelim, şu an flu bir alan. Dolayısıyla kuşlarla ilişkisinin de bu anlamda çalışıldıktan sonra elbette önemli bir konu ortaya konulması gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz biz kendi alanımız ve konumuzla ilişkili olarak, göçmen kuşlar enfeksiyöz hastalıklarının global anlamda yayılmasında önemli bir faktördür diyebiliriz. Evet hocam. Diğer taraftan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı için aşı çalışmaları faz 3 kısmı tamamlanmıştı ama COVID-19 pandemisi girmesiyle birlikte bu tip çalışmalar şu anda ara verildi ve odaklanma tamamen COVID-19'a döndü Erciyes Üniversitesi bünyesinde. Faz 2 çalışmalarının şeylerine başlandı COVID-19'da. Yine o konuda da bilgilendirelim ama Kırım-Kongo ile ilgili aşı da hali hazırda faz 3 çalışmalarının da tamamlanmasıyla şu anda bakanlığın bünyesinde yönlendirmesinde olduğunun altını çizelim. Diğer bir soruda da yanlış anlamadım ise kene aşısı kenelere yönelik üretilmekte. Madem keneler aşılanabiliyor, insana yönelik aşı çalışmaları neden yapılıyor? O kısmı çok anlamadım hocam gibi bir yorum gelmiş. Hocam müsaade edersen ben kısa bir ekleme yapayım sonra. Tabii ki, buyurun hocam lütfen. Tabii kene aşısı deyince keneleri aşılamıyoruz. Öyle bir olay var. Şimdi keneleri aşılamak mümkün değil hastalıklara karşı ama keneler özellikle bu Kırım-Kongo özelinde konuşacak olursak hiyaloma marginatum esasında sığır kenesidir. Yani özellikle son gelişim evresinde sığır konak tercih eder. Bu açıdan özellikle sığırlarda kenelere çeşitli antijenlerine karşı oluşturulmuş aşılar sığırlar başta olmak üzere yapılacak immünizasyon çalışmalarıyla buraya gelen sığırlar üzerine gelen kene türlerinin nesil vermelerinin engellenerek ya da işte bloklanarak popülasyonun azaltılmasına yönelik bir stratejidir. Dünyada buna gidiyor. Dediğiniz gibi çeşitli aşılar var. Avustralya'da falan uygulanan aşılar gibi ama ülkemizde özellikle sizin de dediğiniz bizim vektörler ve vektörlerle bulaşan hastalıklar merkezi bünyesinde bu tip kenelerde akarisit kullanımına alternatif biyoteknolojik yaklaşımlar ki aşı çalışmaları da bir tarafta. Bununla ilgili projelerimiz hazırlandı, çeşitli kurumlara verildi, kolaborasyonlarla devam ediyoruz. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Böylece bir soruya cevap vermek istedim hocam. Senin katkın varsa alabiliriz tekrar. Tabii orada şu hususu belki konu dışı izleyicilerimiz ya da katılımcılar olduğu için vurgulamak lazım. Hani tekrar edelim. Kenelerin yok edilmesi imkansızdır. Bu anlayışla tüm mücadele yöntemlerimizi paylaşmaya çalıştık. Kene aşıları da bunlardan bir tanesidir. Tabii imkansızlığın altındaki başlıklara da dikkat almamız gerekiyor. Bir defa tür, fazla sayıda türün mevcudiyetini biliyoruz. İşte 900'ün üzerinde tür. Siz bir tanesine karşı aşınız var ama 906'sına karşı yok. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Ve belirttiğimiz tabii türleri de bilmemiz gerekiyor. İpsefalus, mikrofilus, anlatıs dışındaki türlere etmediğini, mesela hiyolama marginatum bu kapsama girmiyor. Bunun dışında şurada sanırım bir yanlış anlama ya da hani farklı bir anlayış olmuş. Yani kenelere karşı aşının dışında hastalıkla ilgili patojenlere karşı aşılar üzerinde de
yoğun şekilde çalışmalar var. Hatta birçoğunun aşısı da var bu anlamda. İşte sizin açtığınız Kırım-Kongo kanama ateşi ile ilgili çok güzel çalışmalarda sonuca ulaşmak aşamasında. Bundan dolayı hani bu konuyu tek bir noktadan bakarak işte tek bir dokunuşla çözebileceğimiz bu durum değil. Ama kenelere karşı aşı üretilebilmiş olması oldukça önemli bir başarı ve belirttiğimiz gibi birçok protein ilişkili gizli antijenlerle ve rekombinant özellikle intromix teknolojinin bu alanda kullanılmasıyla patojen moleküler seviyedeki ilişkileri üzerine de duruluyor. Yani sadece keneye karşı aşı değil, bununla birlikte kenenin patojenle ilişkili etkisini, hatta bu kene aşılarının bazen naklettiği hastalıkları, özellikle Borrelia türleri ile ilgili çalışmalar var. Naklettikleri hastalıkların nakledilme potansiyelini de düşürdüğünü gösteren çalışmalar var. Bunlar iyi çalışmalar ama bununla birlikte tekrar edelim. Hani Gavac Plus ya Tikar Plus dışında şu an ticari anlamda kullanılan bir aşı dünyada mevcut değil. Bu konuda hocam özellikle ülkemizin biyoteknoloji noktasında güvenli, alternatif ve etkili çözümlere ihtiyacı olduğu şüphesiz deyip kene konusunu istiyorsanız kapatalım. Hasan hocam orada mısınız? Hasan Yalçın hocam. Tabii hocam buradayım. Hasan hocam burada bir görüş gelmiş, onun altını çizeyim dedim. Hasan hocam gençleşmiş diye bir yorum yapılmış. Herhalde Erciyes Gıda 2011 mezunuyum. Bölümümle ve okulumla gurur duyuyorum. Sunumlar çok güzel, teşekkürler diye bir yorum gelmiş hocam size. Gün geçtikçe gençleşmenizi neye borçlu olduğunuzu sormuşlar herhalde burada. Teşekkürler hocam, sağ olun. Öyle diyelim hocam. Deniz hocam, sözü sana bırakalım. Buyurun hocam. Öncelikle herkese merhaba. Tüm panelistlere ve YouTube üzerinden programa sorularıyla katkı veren tüm dinleyicilere saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Şu anda sesimde ve görüntümde herhangi bir sorun yok değil mi Alparslan hocam? Yok gayet. Tamam hocam. Ve bu fırsatı bize sunan Erciyes Üniversitesi'ne de bu Çalıştay vasıtasıyla 15 üniversiteden araştırmacıları bir araya getiren, bizlere bilgi paylaşımı ve işbirliği fırsatı sundukları için de teşekkür ediyorum. Ve programın hedeflerine ulaşmasını diliyorum. Elbette işbirliklerinin gelişmesinde hocam, işbirliklerinin gelişmesinde elbette araştırmacıların tanışıyor olması ve tabii biraz da girişken olması çok önemli. Ben yapmış olduğumuz işbirliklerinde üyesi olduğum kurum ve kuruluşların büyük faydasını gördüğümü ifade etmek istiyorum. Özellikle en son şu anda yayın aşamasında da olan antibiyotik dirençlikle alakalı bir çalışmamızda Avrupa Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin tarafından desteklenen, yürütülen bir projeydi. Burada 31 farklı ülkeden araştırmacıyla işbirliği yapma fırsatı bulduk. Bu bağlamda buradan bir çağrımız da olmuş olsun ülkemizdeki meslek kuruluşlarına. Sadece üniversitelerin değil, meslek kuruluşlarının da farklı ulusal araştırmacıları bir araya getirip işbirliği programlarının geliştirmesinde ellerini taşın altına biraz koymaları, bu anlamda biraz daha farklı çalışmalar içerisinde olmalarını da buradan talep edelim. Yine özellikle bizi dinleyen genç araştırmacılara COST projelerinin, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesinde COST projelerinin büyük bir öneminin olduğunu belirtmek istiyorum. COST projelerini de takip etmelerini, kendi konularıyla ilgili ve bunlara talepte bulunmalarını gerektiğini söylemek istiyorum. Şu anda da bizim bölümümüzde katılımcı olduğumuz bir COST projesi kapsamında yine antibiyotik dirençlikle alakalı çeşitli Avrupa ülkeleri ve yakın komşu ülkelerle ciddi bir işbirliği bağlantılarımız şekillenmiş durumda. Yine benim çalışmalarımın büyük bir bölümü gıda mikrobiyolojisi alanına yoğunlaşmış durumda.
bunun yanı sıra gıda patojenlerine yönelik antibiyotik dirençlilik ve özellikle de son 10 yılda bakteriyofajlar üzerine çalışmalarım var. Şu anda da yürümekte olan iki TÜBİTAK projemiz söz konusu. Bir tane TAGEM, güdümlü TAGEM projemiz, ulusal antibiyotik direnç izleme programı kapsamında bir TAGEM projemiz söz konusu ve çeşitli BAP projelerimiz söz konusu. Bunun haricinde değerlendirilmekte olan şu anda bir SIVME projemiz var ki bu proje kapsamında da Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle bir işbirliklerimiz mevcut. Bu çalıştayda değerli hocam, bu çalıştaydan tabii bizim de çeşitli beklentilerimiz var. Bu bağlamda özellikle ben bu sunumumu işbirliğine açık ve henüz bir noktaya getirdiğimiz ancak tamamlayamadığımız ve bu noktada işbirliklerine ihtiyaç duyduğumuz konuları aktarıp belki buradan bir fırsat oluşturma gayesiyle bu sunumu hazırladım. Çok kısaca fakültemden de bahsetmek isterim. Ben Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesiyim. Fakültemizde tabii ben üniversitemizi bu alanda gıda, tarım ve hayvancılık alanında temsilen katıldım. Ancak üniversitemizin, fakültemizin 20 ana bilim dalında da çok değerli araştırmacılar var. Bu manada da farklı alanlarda da sadece gıda alanında değil veteriner hekimliğin, hayvancılığın ve tarımın farklı alanlarında da işbirliğine açık pek çok araştırmacının olduğunu belirtmek isterim. Ciddi bir altyapısı var Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin. Özellikle Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Araştırma Müdürlüğü kapsamında kısaca merkez laboratuvar diyebiliriz. Çok aktif bir şekilde gerek deney hayvanları, gerek bir uyumluluk, gerek diğer alanlarda önemli bir altyapısının da olduğunu belirtmek istiyorum. Genel olarak bu kapsamda hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, gıda hijyeni, halk sağlığı ve biyoteknoloji alanında işbirliklerine açık olduğumuzu da belirtmek isterim. Şu anda bizim geliştirdiğimiz ve az önce de belirttiğim gibi belirli bir noktaya getirdiğimiz ancak halen işbirliğine açık olan ticaretleşmesi noktasında bir ürünümüz hızlı et türü tayini kiti. Bu marka tescilini Meatfest olarak aldığımız patentli bir ürün. Bu ürün kapsamında sığır, tavuk, at ve domuz etlerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi söz konusu. Hassasiyeti %1 olarak yaptığımız çalışmalarda karşımıza çıktı. Tabii bunun validasyon çalışmalarını da gerçekleştirdik. Gerek real-time PCR, gerek ELISA kitleriyle karşılaştırmak suretiyle oldukça güvenilir bir ürün. Şu anda prototip halinde olan bir ürün. Dediğim gibi seri üretim için işbirliklerine ihtiyacımız var bu noktada. Prototiplerini biz bunun tabii antikor vesaire gerekli maddelerini bir proje kapsamında ülkemizde ürettik. Fakat prototiplerini maalesef Türkiye'de üretme fırsatı bulamadık. Bu kapsamda Kanada'da prototiplerini ürettiğimiz ve denemelerini gerçekleştirdiğimiz bir ürün oldu. Ancak ben biliyorum ki bu ürünü, yani Kanada'da yapılan kısmı ise bu ürünün sadece kasete konması kısmıydı. Dolayısıyla ülkemizde de aslında bu alanda altyapısı olan özellikle de Erciyes Üniversitesi'nde mesela viroloji hocalarının böyle bir laboratuvar geliştirdiğini, üretim modeli geliştirdiklerini biliyorum. Özellikle viral etkenlere yönelik. Belki bu alanda bu çalıştay bir vesile olur ve bu ürünümüz de son haline getirebiliriz. Burada ürünün tanıtımı ile alakalı da bir videoyu, çok kısa bir videoyu sizinle paylaşmak isterim.
Naim Hocam, bu sanırım parça etten şu anda yapılan bir analiz. Evet, evet, parça çiğ etten hocam. Et ürünleri bazında bir evet. Veya bir sosis düşündüğümüzde aynı şekilde etkili bir sonuç alma şansımızı nasıl değerlendiriyoruz? Şöyle hocam, bu tarz aslında kitler daha çok çiğ etlerde daha iyi sonuç veren bir kit. Ancak düşük düzeyde ısı işlemi görmüş mesela fermente sucuk ve ısı işlemi görmüş sucuklarda da gayet iyi çalışıyor. Ancak salam ve sosis için gördüğü ısı işlemine bağlı olarak hassasiyetin azalabileceğini söyleyebilirim. Şu anda neyin pozitifliğini gördük hocam? Hocam şu anda o ilk çizgi kontrol çizgisi. Henüz bir reaksiyon değil. Daha doğrusu henüz bir sonuç değil. Hocam ne eti yediğimizi hızlıca söyleyeceksin bize herhalde, anladığım o. Her hayvan türü için ayrı ayrı stripler mi var yoksa ayrı mı yakalıyor hocam şeyde? Hocam şu anda oluşturduğumuz prototipler her hayvan türü için ayrı kit. Fakat bunların aynı kit üzerine konması da söz konusu. Bu kitin içerisindeki strip var hocam bir tane. Bu stripin üzerine bu antikorların ve antijenlerin tutturulmasıyla alakalı bir konu. Aynı kit üzerinde farklı çizgilerde de pozitif reaksiyon alınabilir ya da plastik dizayn edilip bu farklı hayvan türleri tek bir plastiğin içerisine de konulabiliyor. Bu kısmı tamamen tasarımsal bir konu. Şu anda gördüğünüz çalışan kitte her biri ayrı ayrı sığır, at, domuz ve tavuk için geliştirilmiş bir kit. Tebrik ederiz. Bunun haricinde tabii bizim Diagen firmasıyla geliştirdiğimiz bir de et türü tayini real time PCR kitimiz söz konusu. Bunun da validasyon çalışmalarını tamamladık. Tabii burada real time PCR teknolojisinin avantajlarından da faydalanarak burada daha tür spesifik. Mesela az önce gösterdiğimiz kitte atla eşek birbirinden ayrılamazken, hindi ile tavuk birbirinden ayrılamazken, koyun, keçi ve sığır birbirinden ayrılamazken real-time PCR kitinde de sığır, koyun, keçi, tavuk, hindi, at, eşek, domuz gibi türlerin tamamını binde bir hassasiyetle tespit edebiliyoruz. Az önceki kitte daha çok hedef gıda, çiğ gıdalarken mesela bu kitimizde yüksek ısı işlemi görmüş gıdalar da analiz edilebiliyor. Bu anlamda da yine farklı hayvan türlerinin de aslında geliştirilmesinin bir önem arz ettiğini ifade etmek isterim. Geçenlerde laboratuvarımıza gelmiş olan bir örnekten bu konuyu ifade edebilirim. Hiçbir türle ilişkilendiremediğimiz bir kemikler, et ve kemik geldi, bir yemekten geldi. Ve burada anatomi hocalarıyla tabii görüşme fırsatı bulduk. Anatomi hocalarıyla ilk etapta görüştük ve hiç tahmin edemeyeceğimiz mesela karnivor türünden şüphelendiler. Karnivorun sternum kemiği olabileceğini ifade ettiler. Demek istediğim şu, böyle şüpheler olabiliyor. Burada tür miktarı genişletilebilir. Bu anlamda da işbirliklerine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Yine başka bir çalışmamız COSCEP destekli, ARGE İnovasyon Destek Programı kapsamında aldığımız bir şeydi. Şimdi burada tabii belki dikkatinizi çekecek, siz gıdacısınız, işte ne işiniz var, yem üretimiyle diyeceksiniz. Burada da farklı branşlardaki bilgi birikimini bir araya getirerek farklı bir yem oluşturduk. Biliyorsunuz bu obezite çalışmaları, işte çeşitli metabolik hastalıklarla ilgili çalışmalar çok önemli. Bunlar da deney hayvanlarında ilk etapta yapılıyor. Bu ürünümüzde biz ülkemizde olmayan bir üründü ve bu aslında mevcut bir ürünün
ithal edilen ülkemize bir ürünün yerli üretimini yapmak amaçlıydı. Bu ürün piyasada satış fiyatı 80-100 euro kilogram iken biz bu ürünü ürettik ve prototipleri şu anda 120 TL'den satılıyor kilogram bazlı. Burada da eritme peyniri tekniğiyle, yani bir emisyon oluşturmak suretiyle eritme peynirleri ve emisyon oluşturmak suretiyle yemin içerisine %45'e kadar yağı hapsedebiliyoruz ve bu şekilde çeşitli metabolik hastalıklarda, obezite, diyabet gibi çalışmalarında kullanılmak üzere bir deney hayvanı yemi geliştirmiş olduk. Yine bir başka çalışmamızda, bildiğiniz gibi deney hayvanlarında benim çok uzmanlık alanım olmamakla birlikte şunu söyleyebilirim. Genel soru şuydu. Deney hayvanı çalışmalarında pek çok parametreyi standartize edebiliyorsunuz. Mesela hayvanların yaşını, hayvanların kilosunu, hayvanların ırkını, bakım koşullarını standartize edebiliyorsunuz. Fakat biz biliyoruz ki mikrobiyota gerek immün sistemimizde gerek metabolizmamızda çok önemli bir yer tutuyor. Ve bu hayvanların mikrobiyotasını özellikle de farklı yetiştirme alanlarından geldikleri zaman ciddi farklılıklar görülebiliyor. Mesela şöyle bir çalışma var. Obez hayvanların mikrobiyotası sağlıklı hayvanlara verildiği zaman çok hızlı bir şekilde obez olduklarını gösteren bir çalışma var. Yine insanların ve hayvanların psikolojisi ve immün sistemi üzerine de etkili. Buradan yola çıkılarak ve bir de özellikle deney hayvanlarında sizler daha iyi bilirsiniz hocam. Parazitlerin de önemli bir sorun olduğu bir gerçek. Ve bu ürettiğimiz yine COSCEP tarafından Arge İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen, yürüttüğümüz, yine işbirliklerine ciddi manada açık olduğumuz bir çalışmada tablet, natürel yem ve sıvı formda mikrobiyota senkronizasyon, yani deney hayvanlarının çalışmaya başlamadan önce ilk bir hafta 10 günlük sürede beslendiği takdirde mikrobiyotalarını senkronize edebilecek, yine parazitlerini parazit antiparaziter içerikli, daha doğrusu parazitlerini ortadan kaldırabilecek bir yem geliştirme çalışmamız var. Bunun da başlangıç aşamasındayız. Şu anda yürümeye başladı 2 aydır. Ve bu alanda da Türkiye'de ilklerden bir tanesi diyebilirim bu çalışmaya da. Dediğim gibi bu çalışmada da işbirliklerine açık olduğumuz bir alan. Yine bir başka projemizde dünyada artık enterohemorajik ekoller içerisinde sadece E. coli O157 de aşidi değil, büyük 6 olarak ifade edilen diğer O grup serotipler de ciddi manada halk sağlığı açısından önem arz etmeye başladı. Bu TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projemizde de O157 haricindeki diğer büyük 6 olarak ifade edilen enterohemorajik eşerişya türlerine yönelik real-time PCR'la bir kit geliştirme çalışmamız da devam ediyor. Farklı farklı alanlardan çalışmalar da koymaya gayret ettim ki bu noktadaki yelpaze daha net gözüksün diye. Yine bir başka çalışmamızda da, bu da patent aşamasında, iki farklı TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmişti. Bakteriyofaj alanında biliyorsunuz gerek antimikrobiyal dirençlilik, alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulması, gerekse de çeşitli kimyasalların farklı riskler oluşturması nedeniyle bakteriyofajlar gerek hayvan sağlığı, gerek bitki sağlığı, gerek çevre sağlığı ve gerekse de gıda güvenliği amacı alanında ciddi manada son yıllarda önem arz etti. Bu konuda şöyle bir parantez açmak isterim. Özellikle Patent Enstitüsü'nün marka patent kurumuna girip search ettiğiniz zaman, tarattığınız zaman ülkemizde çok fazla Uzak Doğu ve dünyanın Avrupa ve Amerika, dünyanın çeşitli bölgelerinden patent başvurularının olduğunu görüyoruz. Bu alanın da ciddi manada ülkemizde rekabeti arttırabilmemiz için, yani uluslararası rekabeti arttırmamız için geleceği ne olur ne biter tam olarak öngörememekle birlikte muhakkak içerisinde olmamız gerektiği, çeşitli araştırmacılar geliştirmemiz, yetiştirmemiz gerektiği bir alan olduğunu düşünüyorum. Açsane ben de bu alanda 2010 yılından beri çeşitli araştırmalar yapıyorum. Bu kapsamda uluslararası patent başvurularımız söz konusu olumlu seyreden şu anda.
bu bakteriyofajlar bildiğiniz gibi hedef bakterileri öldüren virüsler olarak tanımlanıyor. Şu anda dünyada 2-3 tane firma ticari olarak bu fajları üretiyor ve satıyor. Bizim de kendi bünyemizde Listeria monostigenes, E. coli, OZLDH7 ve Staphylococcus aureus'a yönelik fajlar elde ettik. Bunları ticari boyuta getirdik. İşte Listeria monostigenes için ürettiğimizin adını Listerisit koyduk. E. coli, OZLDH7 için Listerilit koyduk. Bu şekilde çalışmalarımız da devam ediyor. Yine bu kapsamda da işbirliklerine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu manada şöyle bir bilgi de verebilirim. Bu çalıştayın ilk gün rektör hocaların değerlendirmesinde bu çalıştay neticesinde çıktıların takip edilmesini ve bu bağlamda makale sayılarının, proje işbirliklerinin takip edilmesine çıktı olarak belirtmişlerdi. Ben hemen şöyle bir not düşeyim. Önümüzdeki 1001 sürecinde Kayseri Üniversitesi'nden araştırmacılarla ve bizle işbirliği içerisinde yine Marmara Üniversitesi'nden ve farklı bölgelerden üniversitelerle ama bu çalıştay kapsamında Kayseri Üniversitesi ile bir ortak proje başvurumuz söz konusu olacak. Hani bu manada da burada bir tik atabiliriz diye düşünüyorum bu çalıştayın çıktılarına. Şimdiden hem sorularınızla hem de işbirliği katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Değerli soru, güzel bilgiler verdiniz. Özellikle çözümcül yaklaşımlar var. Gıda sektöründe tüketime sunulan özellikle et ürünleri bazında soru işaretleri var. Bunların pratik çözüm geliştirme noktasında girişimleriniz gayet güzel. Özellikle monoklonal antikor üretimini nerede yaptınız hocam, o hızlı tanı kiti noktası? Evet, kendi Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki hayvan deney araştırma biriminde. Evet. Yani, deney hayvanları araştırma biriminde. Evet. Maliyetleri düşürme anlamında her hedef şey için, hayvan türü için aynı kitle bakılabilecek bir platform çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum birçok yerde. Hocam maliyet açısından oldukça düşük. Bugün ELISA kitlerinde hem yurt dışı bağımlı olduğumuz hem de real-time PCR kitlerinde temel sarflar açısından yurt dışı bağımlı olduğumuz zaman, dikkate alındığı zaman, bir de bu testlerin kurulum maliyetlerini, yani bir PCR cihazı olsun, ELISA cihazı, reader'ı olsun, bunların kurulum maliyetlerini göz önüne aldığımız zaman, bir de laboratuvar ortamına ihtiyaç duyduğunu, bu analizlerini göz önüne aldığımız zaman, bu test bir screen test olarak değerlendirilebilir. Yani sahada ilk etapta bize bilgi sunan, fakat tabii ki bir ELISA ya da real-time PCR'ın yerini alamayacak bir kit olarak düşünülebilir. Örnek başına maliyeti biz hesapladığımız zaman 20 TL gibi bir maliyet, daha doğrusu 5 ila 10 TL arasında bir maliyet öngördük. Bu da diğer kitlerle kıyaslandığı zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir ekonomik avantaj sunuyor. Bununla alakalı yine bir soru var. Naim Bey'e sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu bahsettiği kitleri satın alabileceğimiz bir yer var mı diye. Bunlar prototip herhalde, daha herhalde bir satış kısmı. Bu yemlerle ilgili, yemleri satın alabilecek diye yer var. Fakat kitlerle ilgili soruyorlarsa real-time PCR kitini satın alabilecekleri Diagen firmasıyla irtibata geçebilirler. Bu tamamen yerli bir real-time PCR kiti. Orada satışa sunuluyor. Bunun haricinde bu ilk sunduğum kaset kit ise prototip halinde. O noktada da işte ticari hale gelmesi açısından hem araştırmacılarla hem de firmalarla işbirliği yapmak arzu ediyoruz. Evet. Erciyes Üniversitesi ile birlikte hazırladığınız 1001 projenizin de başarılı olmasını temenni ediyorum ben hocam. Teşekkür ediyorum. Diğer hocalarımızın katkı görüşleri varsa alabiliriz. O zaman diğer sunuma geçelim. Yavuz Selim Çakmak hocamız Aksaray Üniversitesi'nden. Hocam buyurun. Evet hocam. Merhabalar herkese. Ben de öncelikle bu ortamı sağladığı için ve işbirliklerine önemli katkı sunacağını düşündüğüm için
Çalıştay'ın düzenlenmesinde ve fikir aşamasında katkı sunan herkese teşekkür ederek başlayacağım. Bir yandan da sunumu açayım şu şekilde. Evet, sunuma geçmeden kısaca kendimden ve çalışma alanlarımdan bahsetmek istiyorum ben de. Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum lisanstan. Yüksek lisansım Selçuk Üniversitesi yine biyoloji bölümünde biyokimya alanında tamamladım yüksek lisans ve doktoramı. Biyokimya alanında da özellikle gıda biyokimyası ve bitki biyokimyası ile ilgili çalışmalar yaptık o dönemde. Şu anda Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan biyoteknoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda bölümün başkanlığını da yürütüyorum. Bölümümüz Türkiye'de ilk kurulan biyoteknoloji bölümü ve ilk mezunları biz vermiş durumdayız. Şu anda 8. yılımızdayız. Yani 4. dönem mezunlarımızı vermeye hazırlanıyoruz bu dönem sonunda. Bölüm olarak genç ve dinamik bir kadrodan oluşuyoruz. Ve bölümümüzde hali hazırda lisans, yüksek lisans ve bir tane disiplinler arası doktora programına sahibiz. Ve bu programa öğrenci alımına da başlamış bulunmaktayız. Çalışma alanları olarak biyoteknolojinin de ruhuna uygun olarak oldukça farklı alanlarla işbirliğiyle ve multidisipliner çalışmalar yürütüyor genellikle arkadaşlarımız. Biz de bölümde kısa adıyla BIPEMAS dediğimiz açık haliyle Biological Perspective to Material Science yani biyomalzemeler alanında çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda pek çok farklı ürün üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ürünlerden kısaca bahsedecek olursak yenilebilir ve biyo bozunur karakterde biyo malzemeler, biyoplastik malzemeler, doğal meşler, yara örtüleri, yanık örtüleri tarzında doğal meşler gibi ve şu anda hali hazırda yürüttüğümüz bir projemizde de yavaş salınımlı gübre üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda daha çok aslında biyopolimerler temelinde ürettiğimiz ürünler var ve bunlara katkı olarak bitkisel bazı kimyasalları katkı olarak kullanıyoruz burada. Bunlardan da buradan hareketle de kısaca bunlarla ilgili bitkisel kaynaklardan elde edilen bazı önemli kimyasallardan bahsedeceğim. Bir genel girişten sonra bununla ilgili bizim yaptığımız benzer çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Bu konuda sunumun sonunda da işbirliklerine açık olduğumuz ve hangi alanlarda ihtiyaçlarımız olduğundan da kısaca bahsetmek istiyorum bu fırsattan istifade olarak. Şimdi bitkisel kaynaklarda pek çok değerli kimyasal elde ediliyor. Daha önce yine sunumda bazı hocalarımız da bu konuyla ilgili bazı noktalara değindiler. Bitkisel kimyasallar günümüzde çok popüler ve oldukça değerli kimyasallar ve pek çok alanda da kullanılıyorlar. Biz bunları genel olarak fitokimyasallar olarak adlandırıyoruz ve gıdadan farmakolojiye, medikalden çevreyle ilgili uygulamalara varıncaya kadar çok geniş bir alanda kullanıma sahip pek çok ürünün bileşimine de giriyor bu kimyasallar. Ve genel özellikleri aslında bu geniş kullanımına katkı sağlayan en önemli özellikleri bunların çoğunluğunun biyoaktif bileşenler dediğimiz biyolojik aktiviteye sahip bileşenler olmaları en önemli kullanım nedenleri arasında sayılabilir. Biz bunları genel olarak bitki biyokimyasında sekonder metabolitler olarak adlandırıyoruz. Yine bazıları primer olarak adlandırdığımız metabolitlerden de oluşabiliyor ki biz biyopolimerler içerisinde selüloz gibi, nişasta gibi, müsilaj gibi veya kitosan, kitin gibi bazı biyopolimerleri de kullanıyoruz. Onları da seviyoruz. Bunlar da çoğunluğu primer metabolitler diyebileceğimiz kimyasallar ama hali hazırda pek çok endüstride kullanılan fitokimyasallar çoğunlukla sekonder metabolitlerden oluşuyor ve aslında bunların temel görevi bitkiye kendine özgü renk, koku, tat verme, işte bitkinin ekstrem koşullara adaptasyonunu sağlama, mikroorganizmalara karşı veya diğer işte hayvanlara karşı
bitkiyi koruma gibi veya bazı hayvanları çekerek bitkinin neslinin devamlılığının sağlanması gibi önemli görevler için bu kimyasallar bitkiler tarafından üretiliyor. Ve dediğim gibi bunların biyolojik aktivitelerinin ortaya çıkarılmasından sonra da oldukça ilgi çekiyor. Pek çok alanda üzerinde yoğun çalışmalar düzenleniyor. Bitkiyle ilgili çalışmalara baktığınızda aslında oldukça uzun bir geçmişe sahip ve günümüzde de hala popülaritesini koruyor. Burada özellikle son dönemde doğal, sağlığa faydalı, çevre için zararsız biyo bozunur karakterde ve ekonomik olmaları dolayısıyla dediğim gibi ilgi çekmeye devam ediyor bu kimyasallar. Biz fitokimyasallarla ilgili olarak pek çok sınıflandırmayla karşılaşabiliyoruz ama özellikle biyolojik aktiviteden hareket ettiğimizde çünkü dediğim gibi en önemli kullanım noktaları bunların biyolojik aktif olmaları ki bu yönüyle de düşündüğümüzde en yaygın kullanılan sistematik sınıflandırma fitokimyasallar için fenolik bileşikler, terpenoidler, organik asitler ve lipidler, lipid karakterli bileşikler, nitrojen türevli bileşikler, şekerler veya türevleri veya karbonhidrat türevleri de diyebiliriz ve makromoleküller şeklindeki sınıflandırma oldukça yaygın karşılaştığımız sınıflandırma sistemi. Yine burada sınıflandırma sisteminin, bu sistemin temeli aslında fonksiyonel grupları veya yapısal fonksiyonel ortak özelliklerinden hareketle bu sınıflandırma yapılmış durumda. Ve buna bağlı olarak da aslında aynı fitokimyasal grup içerisinde yer alan bitkileri, kimyasalların benzer özelliklere sahip olduğundan da bahsedebiliyoruz. Dediğim gibi bunların en önemli özellikleri biyolojik olarak aktif olmaları. Kısaca şurada özetlemek istedim ben. Bu az önce saydığımız fitokimyasal bileşen sınıfları, bunların alt grupları, bitkilerde hangi kaynaklarda bulunduğu yoğun olarak, biyolojik olarak hangi özelliklere sahip olduğu ve günümüzde hangi ürünlerin ya da hangi endüstrinin içerisinde kullanıldığıyla ilgili bir genel durum tespiti için, aslında durumu özetlemek için bir tablo oluşturdum bu şekilde. Fenolik bileşenler çok aslında aşina olduğumuz, günümüzde artık normal insanların bile iyi kötü bir şekilde duymuş olduğu en bilinen fitokimyasal grubu diyebiliriz. Fenoller, fenolik asitler ve polifenoller gibi alt gruplardan oluşuyor. Bu grupta özellikle belki daha az bildiğimiz tanenler, kinonlar gibi bazı maddeler özellikle ilaç endüstrisinin de oldukça ilgisini çekiyor. Bitkide çok geniş bir yayılışa sahipler. Hemen hemen bütün bitki dokularında yüksek oranda bulunuyorlar. Belki kök kısmında belki biraz daha az veya hiç bulunmadığından bahsedebiliriz. Ve özellikle antioksidan, antimikrobiyal, antiviral veya enzim inhibisyon aktiviteleri çok yoğun bir şekilde çalışılıyor günümüzde. Bunlar içerisinde belki antioksidan, antimikrobiyal aktiviteleri daha aşina olduğumuz çalışmalar olabilir. Günümüzde özellikle enzim inhibisyon çalışmaları da oldukça dikkat çekiyor. Çünkü bugün piyasada bildiğimiz pek çok onaylanmış eczanenin raflarında gördüğümüz ilaçların büyük çoğunluğu aslında doğal enzim inhibitörleridir. Veya işte enzimleri inhibe ederek hastalıkları tedavi etme üzerine tasarlanmış ilaçlardır. Dolayısıyla bu yönüyle bu alan oldukça popüler ve sentetik olarak üretilmiş kimyasallara bu fenolik bileşiklerin bu yönüyle alternatif oluşturması da oldukça önemli. Özellikle diyabet gibi, obezite gibi veya koroner hastalıklar gibi toplumda çok daha yaygın olan hastalıkların tedavisiyle ilgili de oldukça umut verici sonuçlara sahip bu alan ve o yönüyle de dediğim gibi giderek popülaritesi artıyor. Kullanım alanı olarak ilaç endüstrisinde doğal medikal biyomalzemelerin yapısında fenolik bileşikler yaygın olarak tercih ediliyor. Yine gıdalarda gıda katkısı olarak tercih edilebiliyor. İkinci grup terpenoidler, özellikle bizim uçucu yağlar ya da aromatik bileşikler diye bildiğimiz grubun
üyeleri burada daha çok kozmetik sektörüyle ilgili olarak biliyoruz biz bu grubu ama günümüzde yine giberalinler gibi bitki hormonu benzeri bileşiklerle bitki büyüme düzenleyici özellikleriyle tarımda ve gıda endüstrisinde yine yaygın olarak tercih edilebiliyor. Yine karotenoidler gıdalarda raf ömrünü uzatma gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Bunların biyolojik aktivitelerine bakarsak antikanser, antimikrobiyal aktiviteleriyle oldukça öne çıkıyor bu grup. Sitotoksik aktivitede özellikle kanser hücreleri üzerine sitotoksik aktiviteleri popüler. Günümüzde bununla ilgili çalışmalar da giderek artıyor. Bir diğer grup organik asitler ve lipid karakterli bileşikler diyebiliriz. Bu grupta özellikle bunlar hidrofobik karakterli lipid yapısında olan bileşikler bu grubun içerisinde bulunuyor ve çoğunlukla bitkilerin meyve, tohum gibi kısımlarında yüksek oranda bulunan bileşikler bunlar. Bunlar içerisinde en bilinenleri yağ asitleri ve gıda sektöründe çok yaygın olarak tercih ediliyor yağ asitleri. Yemeklik yağların yapısında veya onların üretiminde oldukça önemli. Yine özellikle hidrofobisite özelliklerinin kullanımıyla geliştirilen bazı biyoplastikler gibi doğaya daha az zararlı olan ve biyo bozunur karakterdeki hidrofobik bileşenler veya hidrofobik yüzey kaplamaları gibi malzemelerin bileşiminde de günümüzde daha fazla görmeye başlıyoruz bunları. Bir diğer grubumuz nitrojen bileşikler. Bu grubun en önemli üyeleri amino asitler. Yine amino asitler özellikle besleyici özellikleriyle gıda sektöründe oldukça önemliler. Yine bunun dışında alkaloidler özellikle yine ilaç endüstrisinin oldukça ilgisini çekiyor ve burada glikozit türevli bileşikler yine kalp hastalıklarının özellikle tedavisinde umut verici bileşikler olduğundan bahsedebiliriz. Şeker türevleri bunlar daha çok besleyici karakterde olan ve bitkinin meyve, kök, gövde gibi kısımlarında bulunan bileşiklerdir. Yine bunlar da sağlık alanında kullanılabiliyor. Bizlerin çalışma alanı gibi biyo malzeme çalışanlar için kompozit türevler temel madde olarak kullanılabiliyor. Yine biyofilmlerin yapımında veya işte doğal meshler, örtülerin yapımında bu grubun üyeleri oldukça yaygın olarak tercih edilebiliyor. Sağlık, gıda, çevre alanlarında bunlarla ilgili ürün geliştirme çalışmaları mevcut. Makromoleküller ise nükleik asitler, proteinler, polisakkaritler dediğimiz daha büyük yapılı moleküllerin bulunduğu grup ki özellikle besleyici olarak gıda ürünlerinin bileşimini zenginleştirmesinde tercih ediliyor bitkisel kaynaklı bu makromoleküller. Bunların kısa kısa hangi sektörlerde, hangi alanlarda kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Burada özellikle sağlıkta kullanımı oldukça yaygın ve belki birinci derecede ilgi çekiyor. Fitokimyasalların büyük bir çoğunluğu hatta geleneksel tıp uygulamalarından da başlarsak neredeyse insanlığın tarihine kadar uzanabiliyor. Oldukça uzun zamandır sağlıkla ilgili olarak fitokimyasallar kullanılıyor. Ve bunların kullanım amaçlarını özetleyecek olursak işte sağlığın sürekliliğinin sağlanması ve korunması amacıyla kullanılabiliyor. İşte immün sistemin desteklenmesi, işte bir takım patolojik durumların engellenmesi şeklinde koruyucu amaçla kullanılabiliyor. Yine antioksidatif özellikleri oldukça önemli demiştik. Özellikle günümüzde dejeneratif, bunlar içerisinde de nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Alzheimer gibi bir takım hastalıkların da temelinde aslında antioksidatif etkinin faydalı özellikleri olabildiğini görüyoruz günümüzdeki yapılan çalışmalarda. Özellikle bu dejeneratif hastalıklarda yani doku dejenerasyonunun önlenmesinde veya mevcut hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasında, geriletilmesinde, tedavi edilmesinde tercih edilebiliyor sağlık alanında. Yine enzim inhibisyondan bahsetmiştim. Özellikle ilaç geliştirme çalışmalarında oldukça popüler bir alan burası. Biz de bu alanda örneğin
diyabetle ilişkili glikozidaz ve amilaz enzimlerinin inhibisyonuyla özellikle tip 2 diyabette ciddi kan glikoz seviyesinde düzelmeler görülme potansiyeli yüksek bu alanda bu fitokimyasalların. Antimikrobiyal aktiviteleri çok uzunca zamandır çalışılıyor aslında. Günümüzde sentetik antimikrobiyal maddelerin, antibiyotiklerin etkilerinin giderek azaldığını, bakterilerin bunlara direnç geliştirdiğini düşünürsek doğal antibiyotik karakterli bileşiklerin tekrar popüler hale geldiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili olarak özellikle gelecekte belki bu sentetik antimikrobiyallerin yerine geçebileceğinden bahsedebiliriz. Çünkü oldukça yüksek antimikrobiyal aktivite gösteren bileşikler olabiliyor. Yine bunların özellikle canlı için toksik olmaması veya düşük yan etkilere sahip olması veya olmaması yan etkisinin biyolojik olarak uyumlu olması, biyomedikal ürünlerin bileşiminde de oldukça kullanışlı olmasını sağlıyor ki işte başta da bahsettiğim gibi yara örtüleri, kan durdurucu bir takım biyomalzemeler, doku tamiri ile ilgili biyomalzemelerin bileşiminde oldukça kullanışlı kimyasallar olarak sağlık alanında gelecek vaat ediyor diyebiliriz. Gıda ile ilgili uygulamalarından bahsedecek olursak özellikle gıdalarda bozulmanın temel noktası olan oksidasyon, oksidasyonun önlenmesiyle hazır gıdalarda raf ömrünün uzatılması, tat, koku gibi özelliklerinin korunması amacıyla gıda katkısı olarak yaygın olarak tercih ediliyor. Günümüzde de gıdalarda kullanımı mevcut. Yine toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla gıda katkı maddeleri adı altında üretilen pek çok madde var ki işte gıda takviyeleri veya işte immün sistem uyarıcı bir takım ilaçlar veya ilaç benzeri maddeler diyelim. İlaç olarak geçmiyor çünkü bunlar. Katkı maddeleri olarak yine gıda alanında kullanılabiliyor. Yine gıda ürünlerinde besinsel içeriğin zenginleştirilmesindeki esansiyel yağ asitleri, esansiyel amino asitlerinin gıdalardaki oranlarının arttırılması, yine vitamin içeriklerinin arttırılması veya bir takım biyo besleyici özelliklerin kazandırılması amacıyla yine bu fitokimyasallar gıda sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Gıda ürünlerinin korunmasında biyoplastiklerin yapısında özellikle doğal yenilebilir ve biyo bozunur biyoplastik temelli ambalaj maddelerinin geliştirilmesi çalışmalarında da yaygın olarak tercih ediliyor. Bununla ilgili bizlerin de çalışmalarımız mevcut. Kitosan veya işte diğer doğal polimerler temelli fitokimyasal içerikli biyoplastik temelli bileşikler oldukça yaygın olarak geliştiriliyor günümüzde. Yine gıda ürünlerine renk, tat, koku vermek amacıyla da kullanılabiliyor. Çünkü fitokimyasalların bir kısmı da aslında bitkilerde bulunan doğal pigment maddeleri. Bunlar bu yönüyle de kullanılabiliyor veya aromatik koku ve tatlarıyla gıda ürünlerine yine lezzeti artırma amacıyla tercih edilebiliyor. Tarım alanında kullanımında özellikle terpenoidler oldukça önemli. Yine tabloda bahsetmiştim. Buradaki bileşiklerin büyük çoğunluğu doğal bitki büyüme düzenleyicileri olarak da aktivite gösteriyorlar ve seracılıkta ve diğer tarımsal alanlarda tercih edilebiliyor. Bitkilerin düzenlenmesiyle, büyüme düzenleyici özellikleriyle. Yine biyolojik mücadele ajanı olarak hocam da kenelerle mücadelede bahsetmişti. Burada biyolojik mücadele ajanı olarak repellent etki veya direkt oradaki parazitleri öldürücü etkileriyle biyolojik mücadele ajanı olarak tercih edilebiliyor ki özellikle repellent etki yönüyle oldukça kullanışlı bileşikler olabiliyor bunlar. Yine bitki hayvan, bitki bitki etkileşimlerinde özellikle de işte örneğin bal arılarını veya diğer bitkilerin polenleri üzerinden beslenen bir takım canlıların bu bitkiler üzerine çekilmesi sağlanarak burada tozlaşmanın etkin bir şekilde gerçekleştirmesiyle tarım alanlarında tarımsal ürün verimini, rekorteyi arttırma amacıyla da kullanılabiliyor. Çünkü zaten bitkilerde
bu amaçla üretilen kimyasallar olabildiğinden de bahsetmiştik. Ekoloji alanında özellikle biyobozunur karakterli olmaları dolayısıyla ve işte biyoplastiklerin yapısında da oldukça kullanışlı olmalarıyla petrol temelli olan ve doğada uzun süre bozulmayan sentetik bir takım ürünlere alternatif olarak kullanılabiliyor. Yine bitkisel lipitler doğal yağlayıcılar olarak kullanılabiliyor. Endüstriyel alanlarda da yine bunlarla ilgili ürünler geliştirilebiliyor. Ve bunlar doğada %100 bozunabilir oldukları için ekolojiye de aslında katkıda bulunuyorlar. Biyopestisitler olarak kullanımıyla yine organik klorlu ve organik fosforlu pestisitlerin kullanımını sınırlandırarak onların çevreye verdiği zararın azaltılmasında ve çevrede bu tür toksik kalıntıların minimuma indirilmesinde etkili olabileceğini düşünüyoruz. Yine biyoyakıtlar olarak karbon salınımını azaltıp hava kirliliği üzerine olumlu etkileri özellikle biyodizel yapımında işte yağ siterini veya bitki yağlarının biyodizel yapımında kullanımıyla karbon salınımında azalmaya neden olduğunu biliyoruz. Kozmetikte kullanımına değinecek olursak burada yine aromatik kimyasalların özellikle hoş kokularından dolayı parfümeri alanında oldukça ilgi çektiğinden bahsedebiliriz. Uzunca bir süredir de aslında bu sektörde kullanılıyor. Günümüzdeki parfümeri alanında kullanılan ham maddelerin büyük çoğunluğu bitkisel temelli maddeler. Yine cilt besleyici, doku onarıcı, hücre yenileyici gibi biyolojik özelliklerinden dolayı cilt bakım ürünlerinde ki özellikle de anti-aging dediğimiz günümüzde yaşlanma karşıtı formülasyonların bileşiminde yine çok yaygın olarak bulunan ve tercih edilen saç bakım ürünlerinin bileşiminde, cilt bakım ürünlerinin bileşiminde yaygın olarak kullanılıyor bu bitkisel kökenli kimyasallar. Ve doğal faydalı etkilerinden dolayı da sentetik bileşiklere karşı oldukça önemli. Burada şöyle bir örneği vererek aslında olayın ne kadar çarpıcı boyutlara ulaştığını da vurgulayabiliriz. Bildiğiniz üzere İtalya ve Fransa gibi ülkelerde üzüm üretimi ve bundan üretilen şarap üretimi oldukça popüler. Ve bu endüstride bir yan ürün olarak ortaya çıkan üzüm çekirdekleri oldukça büyük bir problem olmuş uzunca bir süre ve bununla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aslında üzüm çekirdeğinde düşük miktarda da olsa bitkisel temelli yağ asitlerinin bulunduğu görülmüş. Yaklaşık %6 civarında bir yağ oranı var çekirdekte. Takdir edersiniz ki çekirdeğin zaten ağırlığı da kütlesi de oldukça düşük ancak buradan elde edilen bu düşük miktardaki yağın aslında ciltte doku yenilenmesi ve özellikle de işte oradaki cildin doku bütünlüğünün sağlanması adına oldukça faydalı etkiler olduğu görülünce kozmetik ürünlerde çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve hatta günümüzde şarap endüstrisinin bir yan ürünü olarak değil de belki de şarap endüstrisi onun yan ürününe dönüşmüş durumda. Bu özellikle miktar olarak ne kadar küçük görünse de aslında çok büyük etkiye ve ekonomik girdilere neden olabileceğinin çarpıcı bir örneği. Yine ciltte bir takım işte lekelerin yok edilmesi, istenmeyen tüylerin yok edilmesi gibi ürünler çok yaygın olarak günümüzde tercih ediliyor kozmetik alanında. Bu ürünlerin bileşiminde doğal bitkisel kökenli kimyasallar da günümüzde popüler. Artık bunları raflarda çok daha sık görmeye başladık. Bunların bileşiminde kullanılabiliyor. Yavuz Hocam biraz toparlayabilir miyiz hızlıca? Tabii hocam tamamlıyorum. Zaten az kaldı. Fitokimyasalların yine dediğim gibi pigment özelliği olan bileşiklerin makyaj ürünlerinde özellikle yaygın olarak kullanımı ile kozmetikte kullanım örneklerini görebiliriz. Biz bu alanda neler yapıyoruz? Biz burada Aksaray Üniversitesi bünyesinde az önce de dediğim gibi Bipemas dediğimiz bir grubumuz var ve bu grupta özellikle biyolojik, hayvansal ve bitkisel kökenli biyokimyasalları kullanarak tamamen doğal
biyo malzeme geliştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz ve bunları farklı alanlarda deneyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlara örnek olarak verecek olursak işte örneğin az önce bahsettiğim gibi antioksidatif ve enzim inhibisyon potansiyeli yönüyle ilgili yaptığımız çalışmalara bir örnek olarak verebiliriz. Çok yaygın olan bir bitki, aslında hayvan beslenmesinde de oldukça önemli bir bitki. Yabani yonca türü diyebiliriz, Trigonella. Ama aynı zamanda bu şekilde sağlık alanında da kullanım potansiyeline sahip olduğunu gördük. Yine bitkisel temelli ürünlerden geliştirmiş olduğumuz, elde etmiş olduğumuz müsilaj ve nişasta nanokristallerinin birleşimiyle yine hayvansal temelli bazı polimerleri birleştirerek geliştirdiğimiz doğal biyolojik biyofilmler yine pek çok geniş kullanım alanına sahip olabiliyor. Yine burada bitkisel temelli kapsaisin maddesini kullanarak geliştirdiğimiz bir doğal biyofilmin bazı biyolojik aktivitelerini çalıştığımız bir çalışmamız bu. Burada menengiç olarak da bilinen ülkemizde bitkinin tohum kısmından elde ettiğimiz özütlerin örneğin kitosan temelli filmlere oldukça önemli biyolojik aktiviteler kazandırdığı ve özellikle yara iyileştirici etki yönüyle oldukça etkili olabileceğini düşündüğümüz bir biyofilm geliştirme çalışması yapmıştık burada. Bu da yine başka bir bitki. Karamık diyebildiğimiz yabani kuş üzümü olarak da bildiğimiz bir bitkinin özütü ve yine çekirdeğinden elde ettiğimiz yağı kullanarak geliştirdiğimiz kitosan temelli film hem doğal yenilebilir hem de oldukça önemli biyolojik aktiviteler göstermiş durumda. Ve dediğim gibi bu çalışmalarda özellikle biz in vitro kısmında oldukça aşama kat etmiş durumdayız. Ama in vivo'da özellikle yara iyileştirici gibi geliştirdiğimiz ürünlerin in vivo'da canlı üzerindeki aktiviteleriyle ilgili işbirliklerine ihtiyacımız var. Bunları denemek ve dediğim gibi bu biyolojik aktiviteleri canlı üzerinde de aslında gözlemlemek istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani kısaca özetlemeye çalıştım bizim çalışma alanlarımızı ve genel değerli bitki kimyasal olarak adlandırdığımız fitokimyasallar. Hocam çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Tabii burada birçok farklı grup bitkisel kökenli kimyasallar ya da bitkisel kökenli ürünler diyelim araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Biraz önce de altını çizdiğiniz özellikle Kürşat Hoca'nın da sunumunda onun da altını vurguladığı üzere esasında bazı şeyler tabiatta gizli, etkili şeyler. Bu noktada işbirliği çok önemli olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı zaten araştırıcıların hangi alanlarda uzmanlaştığını burada görüyoruz. Çok faydalı, verimli bir panel geçiyor benim şahsımda. Evet, öyle bizim adımıza da öyle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel kolaborasyonlar olacak diyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam size. Ben de teşekkür ederim. Soru gelirse izleyenlerden ben yönlendiririm. Şimdi tamam hocam. Sözü Yeliz Hoca'ya bırakayım. Yeliz Hocam buyurun. Sesiniz kapalı Yeliz Hocam. Teşekkür ederim. Ben de böyle bir çalıştayın parçası olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sunumumu açayım. Özür dilerim. Ekran paylaşımını açarsanız hocam. Evet, açacağım. Şöyle önce bir... O kadar çok şey açılmış ki... masada. Evet. Hemen açıyorum. Açıldı sanırım, değil mi? Evet, tamam. Problem yok. Buyurun. Böyle bir çalıştayın parçası olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim değerli hocalarım. Son yıllarda özellikle çevre toksikoloji halk sağlığı alanındaki uluslararası Q1 dergilerin bu plastikten kaynaklanan
kimyasallardan, özellikle bisfenol ve fitenatların halk sağlığı üzerine etkilerine yoğunlaştığını gördük. Bunların maruziyet yolları ve önlenmesine yönelik tedbirleri konu alıyordu bu yayınlar. Ve bu plastik kimyasalların her yaşta ancak özellikle anne karnında maruz kalma durumunda doğacak çocukların sinir sistemi, kalp damar, üreme ve endokrin sistemi üzerine etkileri olduğunu, özellikle 2000'li yıllardan sonra doğan nesillerde ciddi bir IQ eksikliğine odaklanamama, erken ergenlik, motor beceri eksikliği ve hormonal problemler gibi tedavi edilemeyen ve kalıcı hasarlara yol açan bazı etkilerinin olduğu bu yayınlarda özetleniyordu. Özellikle ticari içme sularının pet şişe ve plastik materyalle halka sunulmasından kaynaklı bir takım halk sağlığı riskleri oluşturduğunu ve özellikle arıtma sistemlerinden geçirilerek tüketilen içme sularının ise mineraller açısından yetersiz kalması yönüyle başka bir halk sağlığı riskini ortaya koyduğu gündemdeydi. Arıtma sistemlerinden geçirilerek elde edilen yumuşak suların da uzun süreli olarak kullanımı sonucunda kalsiyum ve magnezyum açısından yetersiz olmaları dolayısıyla başta hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, mide ve düodenum ülseri ve yeni doğan bebeklerde çeşitli komplikasyonlar, çocuklarda fiziksel gelişim geriliği ve üreme bozukluğu gibi çeşitli bozukluklara ve rahatsızlıklara neden olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla toplum sağlığı açısından içme suyu alternatiflerinin kimyasal güvenliğini ve mineral içeriğini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınması açısından biz de özellikle Kayseri'de tüketilen içme sularında bu plastik kimyasallarından bisfenol, fitalat ve mineral içeriği açısından kalsiyum, magnezyum ve çözülmüş katı madde düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalışma planlamanın ötesinde yine bu plastik ve kozmetiklerden ileri gelen kimyasal ajanların halk sağlığı üzerine etkilerini konu alan bir derleme makalesi ele aldık. Çalışma sonuçlarımıza bakacak olursak değerli hocalarım ve arkadaşlarım, özellikle şebeke, damacana ve arıtma sularını değerlendirdik. Burada kalsiyum ve magnezyum açısından değerlendirdiğimizde özellikle şebeke sularında öncelikle şunu söylemek isterim. Hemen hemen hiçbir suda kalsiyum içeriğinin yeterli olmadığını gördük. Uluslararası standartlara oranladığımızda kalsiyum oranlarının hiçbir suda yeterli olmadığını, magnezyum içeriği açısından ise özellikle şebeke sularının %62'sinin, damacana sularının hiçbirinin ve arıtma sularının da %83'ünün uygun olmadığını, magnezyum içeriği açısından da oldukça eksik bulunduğunu gördük. Burada şunu söylemek isterim, analiz edilen mineraller açısından çeşme sularındaki dağılım kısmen orantılı olmasına rağmen özellikle damacana sularında mineral madde içeriğinin 0.27 ile 5044 miligram bölü litre arasındaki aralıkta değişkenlik göstermesi çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu demek oluyor, bir damacana suyu içtiğinizde 6.2 düzeyinde kalsiyuma maruz yani alabiliyorken bir başka damacana suyu içtiğinizde 12 miligram bölü litre kalsiyum alabiliyorsunuz. Hele ki arıtma sularında bu farkın çok daha ciddi bir boyuta ulaştığını görüyoruz. Arıtma sularındaki kalsiyumun hemen hemen tamamının gördüğünüz gibi alınmış olabileceği, bazı arıtma sularında ise 20 miligram bölü litreye varan düzeyde alabileceğimizi gösteriyor. Elde edilen bu sonuçları şöyle yorumlamak gerekir değerli arkadaşlarım. Özellikle damacana ve arıtma sularında
ortak bir rehbere uyum veya son üründe söz konusu kimyasal ve mineraller açısından bir kalite kontrolü yapılmadan bir üretim yapıldığını ortaya koyuyor. Yine biz bu piyasada tüketilen içme sularında plastikten kaynaklanan kimyasalların varlığına baktığımızda PET şişede anılan her üç kimyasalın birden çok yüksek düzeyde bulunduğunu gördük. Damacana ve içme sularında da bu kimyasallar vardı fakat özellikle bu plastiği sertleştirmede kullanılan fitalatların çeşme ve damacana sularında çok daha yoğun bir şekilde bulunduğunu gördük. Ama PET şişelerde her üç kimyasalın birden bulunduğunu ortaya koyduk. Tabii bu kimyasalların tek kaynağı sular değil, plastik kökenli, günlük hayata girmiş her türlü aletten, malzemeden bunlar hem solunum yoluyla hem temas yoluyla hem solunum, temas ve sindirim yoluyla, ağız yoluyla bunlara maruz kalmak mümkün. Kimyasallara maruziyetin özellikle anne karnında, hamilelik sürecinde ve 3 yaşına kadar olan çocukluk sürecine telafi edilemez sağlık sorunlarını taşıdığını bildiğimizden ötürü bu kimyasalların kanıtlanmış etkilerini dikkate alarak, kritik toplum risk grubunu dikkate alarak maruziyet kaynaklarını ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünerek Talas Belediyesi ile koordinatör olarak Talas'ta bulunan toplam 10 ayrı okulda tüm öğrenci ve öğretmenlere yönelik seri konferanslar düzenlenmiş ana bilim dalımız öğretim üyeleri tarafından ve plastik ve kozmetik kaynaklı kimyasalların halk sağlığı ve okul performansları üzerinde kalıcı etkileri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Yine elde ettiğimiz sonuçlar konuyla ilgili radyo ve yerel televizyonlarda, çeşitli programlarda toplumun bilinçlendirmesi amacıyla paylaşılmıştır. Yine elde edilen çalışma bulguları KASKİ ile paylaşılmış. Fakültemiz ve KASKİ arasında ikili protokoller yoluyla suların kimyasallar, mineral içerik açısından belli bir kalite standardına ulaştırılması, kaynakların paylaşımı ve eğitimin desteklenmesi yolunda ortak bir zemin oluşturulmuştur. Yine ana bilim dalımızda Gıda Mühendisliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları da dahil olmak üzere birçok doktora ve yüksek lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Ana bilim dalı laboratuvarımızda başta gıda mikrobiyolojisi, gıda patojenlerinde antimikrobiyal direnç, patojenitegenleri ve sekans analizlerine ilişkin ileri moleküler çalışmalar devam etmektedir. Birçok vak projemiz bulunmaktadır. Ekranda görüldüğü üzere sadece 2020 yılına ait 12 adet gerek yerel gerekse uluslararası dergilerde yayınlanmış çalışma makalelerimiz bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz tüm bu çalışmalar bütün değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz ile ikili paylaşıma açıktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alparslan Hoca bana şöyle bir açıklamada bulundu. Herkese 10 dakika veriyorum, sana sadece 5 dakika veriyorum dedi bana. O yüzden ben çalışmaları bu şekilde özetlemek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler Yeliz Hocam. Benim burada bir sorum olacak. Özellikle bu sular üzerinde yaptığınız analiz sonuçları cidden önemli. Bazı parametreler ortaya çıkarmış. Bu acaba işte Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü gibi ya da devletin kendi eliyle takip ettiği bir sistem var mı tüketime sunulan sularda? Genelde mikrobiyoloji odaklı çalışılıyor KASKİ'de ve bazı önemli pestisit ve bazı önemli işte antibiyotik kalıntıları üzerine yoğunlaşılmış. Yani kimyasal dendiğinde henüz bu bahsi geçen plastik kimyasallarının rutinde bakılmadığını gördük. Yine kalsiyum, magnezyum açısından da spesifik olarak ele alınan bir değerlendirme yok. Genel olarak bakılan
mikrobiyolojik açıdan bir değerlendirme KASKİ'deki ve dediğim gibi pestisit, antibiyotik gibi bir takım genel ve ağır metallere yönelik. Tabii ki onlar da çevre kirliliğine ilişkin önemli indikatörler. Ciddi toksikolojik etkileri olan halk sağlığı üzerinde önemli parametreler. Elbette ki onların olması büyük önem arz ediyor ama sulardaki plastik kalıntılarına yönelik bir standart henüz yok. Onlarla bunu tartıştık. Bu ikili protokoller imzalandığı süreçte. Ortak bir zeminde nasıl buluşulabilir? Bunlar nasıl? Çünkü çok ciddi global bir sorun. Bu plastik kimyasallarının sularda bulunması. Yine bu kalsiyum, magnezyum içeriğinin düşük olması da halk sağlığı açısından özellikle kalp damar hastalıklarının ani ölümlerin, ani felçlerin görülmesi açısından büyük önemi var. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı, protokoller çerçevesinde işbirliklerimizi devam ettireceğiz. Fakat yok, söylediğiniz gibi bu konuyla ilgili. Bir soru gelmiş hocam. Evet. Halk arasında Kayseri'nin en temiz ve mineral yönünden uygun suyu Erciyes'te diyorlar hocam. Ne kadar doğru diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle, kar suyu çok mineral açısından çok zayıf. Neden? Çünkü su yağmur olarak yağdığında veya kar olarak yeryüzüne düştüğünde toprakla temas ettiği anda minerallerle kavuşuyor. Mineralden yoksun olan sular çok agresif bir karakter kazanıyor. Dolayısıyla bu su içildiğinde, tüketildiğinde temas ettiği yerden mutlaka bir şeyler yoluyor, soyup kendi bünyesine katıyor. Eğer bir plastiğe temas ederse onu erozyona uğratıyor. Bir metale temas ederse en çok da oradan bünyesine mineral katıyor. Dolayısıyla arıtılmış sular veya çok saf nitelikteki sular içmek için aslında uygun değil, tüketime uygun değil. Çünkü bir müddet toprağa temas edip toprak kaynaklı kayalardan gelen o mineral içeriğine bir müddet kavuşması gerekiyor. Dolayısıyla analiz etmedik oradaki suyu. Fakat kar stoğuna çok yakın bir kaynak olması dolayısıyla ben öyle zannediyorum ki içimi çok makuldür. Tüketim tadı insanlarda bıraktığı haz yüksektir. Fakat kalsiyum mineral içeriğinin ve magnezyum içeriğinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama analiz etmedik. Etmemiz gerekir bunu söyleyebilmemiz için. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yeliz hocamıza katılımcılardan soru ya da katkı var mı? Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Oturumun son sunumunu yapmak üzere değerli hocamız Zafer Gönülhan hocamızı sözü bırakalım. Zafer hocam buyurun. Kıymetli başkanım, değerli katılımcılar ve programı takip eden değerli izleyiciler, şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de uzun süredir sütlerin yüksek katma değer ürünlere dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kürsümüzde doktorant, yüksek lisans öğrencilerimiz ve diğer akademisyen hocalarımızla birlikte. Takyam'dan geçmiş olduğumuz bir inek kolostrumunun fraksiyon edilmesiyle ilgili, ondan aşk ötümle ilgili bir projemiz var. Bunun yanı sıra yeni TDV sunmuş olduğumuz bulk probiyotik üretimine ilişkin bir sapit aşamasına gelmiş bir projemiz var. Türkiye'de hayvancılığın oturumumuzun ismi veteriner ve gıda araştırmaları olduğuna göre hayvansal üretimin ve hayvansal gıdanın en büyük sorunu sütün uygun şekilde pazarlanamaması olduğunu düşünüyorum. Hayvancılığın temel unsuru dinamiği süttür. Sütün yüksek katma değerli, yüksek fiyatlı kazanç getiren ürünlere dönüştürülmesi üreticinin inek beslemesine, ineğin beslenmesi de dolayısıyla buzağı sayısının artmasına, süt elde etmek için hayvanın buzağı vermesi gerekecektir. Buzağı sayısının artması et ve diğer sektörlerin, ilgili sektörlerin değer kazanmasına neden olacaktır. Bundan dolayı
ülkemizde eksik olduğunu düşündüm ve sık sık vurguladım. Son derece başarılı olduğunu düşündüğüm bu Çalıştay vasıtasıyla da duyurma imkanı buldum. Sütün yüksek katma değerleri, katma değerli ürünlere dönüştürmesi konusunda ben kısaca bilgi vermek istiyorum. Bizim de odaklandığımız konu bu aslında. Yerel ölçekte yüksek katma değerli süt ürünleri imalatı, sütten sütün fraksiyonize edilmesiyle türlerine uygun olarak sanayinin sektör, çoğu farklı sektörlerin kullanabileceği yüksek katma değerli ürünler elde edilmesi hususuna odaklanmış vaziyetteyiz. Bununla alakalı yüksek lisans doktora programlarını sürdürüyoruz. Araştırma projeleriyle de bu işi desteklemeye çalışıyoruz. Dünyada bakıldığı zaman buna ilişkin sektörün çok yüksek katma değerli ürünleri sürme konusunda yelpazeyi çok çeşitlendirdiğini görüyoruz. İşte yoğurtların probiyotikli yoğurtlar olarak yüksek proteinli, lifli, tatlı benzeri yoğurtlar şeklinde farklı tüketim gruplarına temas eden ürünler şeklinde dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bize de kısmi olarak var. Ancak bunun daha da fonksiyonel hale getirebilmesi mümkün. Süt içecekleri konusunda da süt Türkiye'de genellikle çiğ süt, pastörize süt ya da UHT süt şeklinde satılıyor. Ancak asidofiluslu, bifiluslu süt tarzında fonksiyonel hale getirilmesi, yani probiyotik etkisi dolayısıyla sütlerin tüketici sağlığına daha olumlu etki eden ürünler şeklinde dönüştürülmesi mümkün olabiliyor. Kefir aslında bizlerin yakından tanıdığı ancak çok yaygın tüketmediğimiz bir ürün. Bunun da çeşitlendirilmesi yönünde farklı çalışmalar söz konusu olabilir. Kefirin tatlandırılması, daha fonksiyonel hale getirilmesiyle ilgili katkılar, ilaveler mümkündür. Laktoz intoleransa özellikle bu süt tüketimine bağlı olarak laktoz intolerans olan insanlarda ortaya çıkan sağlık sıkıntılarına ilişkin sorunu çözmede de kefirin sahip olduğu beta-galaktozidaz enzimi dolayısıyla çok faydalı etkilerin olduğunu biliyoruz. Yine kanser türlerine ilişkin olarak da yardımcı kanser tedavisinin, kanser oluşmasına ilişkin sürecin engellenmesi ve kanser tedavisine yardımcı olucu etkilerin olduğunu biliyoruz. Dünyada buna ilişkin çok farklı ürünler var. İşte üretilen yakut, kımız, sürk, vili gibi çok farklı ürünler var. Bunları sektörel bazda yerel hayvanlara ilişkin sütlerden üretmek mümkün olabilecektir. Probiyotikli peynirler yine son dönemlerde çok dikkat çeken ürünlerden bir tanesi. Peynirlerimizi farklı probiyotik kültürler ile zenginleştirebiliriz. Tat, koku, görüntü ve besleyici özellikleri bakımından fonksiyonel hale getirmemiz mümkün olabilecektir. Tereyağında yine probiyotikli olarak üretilmesi buna bağlı olarak da ürünün daha geniş bir kitleci tarafından tüketiminin sağlanması söz konusu olabilecektir. Bunların hepsi süt ürünlerinin daha kıymetli, daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlayacak ürünler olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra tabii Türkiye'de ithalata dayalı olarak hayatımıza girmiş olan bebek formülleri, yetişkinler için formülasyonlar var. Sütlerin yine başarılı bir şekilde fraksiyone edilmesiyle, bileşenlerin ayrılmasıyla bunların tekrar formüle edilerek çeşitli ürünler hazırlanma söz konusu. Bunlar da yüksek katma değerli ürünler. İşte bebek formülleri, yetişkin bireyler için formülasyonlar, farklı çağlarda, farklı hastalık durumlarında kullanılabilecek olan gebe ve emzikli kadınlar için özel formülasyonlar. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kullanacağı yine besin maddeleri, spor ürünleri şeklinde bunları sınıflandırmak mümkün. Bizim kullandığı bildiği bebek formülleri işte yurt dışından ithal ediliyor. Ancak yerli olarak bunların üretilmesi söz konusu olursa yurt dışına ihraç edilme durumu da söz konusu olacaktır. Böylece sütümüzün sadece peynir, yoğurt, tereyağı gibi klasik ürünler şeklinde sıkışmış iç pazarda pazarlanma sorununu aşmış olacağız. Yani bundan farklı inovatif bu tip ürünler ile yurt dışı
pazara sınırsız olarak süt üreticisine açılabilir. Buna ilişkin çeşitli bakanlığın ve özel sektörün girişimciyle görüşmeler yapıldı farklı ortamlarda. Ancak hala ilgiye ihtiyaç gösteren önemli bir alan ve son derece yüksek kar getirili bir alan olarak ifade edebiliriz. Devam formülleri var. Yaşlı insanların, orta yaşlı insanların kullanabileceği yine formüle gıdalar var. Çeşitli gelişme, düzgün yaşlanmaya ilişkin süreci yürütme maksatlı olarak kullanılabilecek olan formüller. İnovatif mamalara ilave edilebilecek olan yine farklı kimyasallar var, besin bileşenleri var. Ülkemizde işte balıkta ve fındıkta, zeytinde bulunabilecek olan çeşitli esansiyel yağ asitlerinin ilave edilmesi ürünlere ve yine farklı süt bileşenlerinin ilave edilmesi ürünün pazarlanma ihtimalini ve fonksiyonelitesini artırıcı hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine amino asit modifiye formlu ürünler var. Lizin ilaveli, izoleosin ilaveli, teron ilaveli. Çocuğun gelişme durumuna bağlı olarak olup bir takım avantajlar yansıtacak çocuğa, çocuğun gelişmesine ürünler. Sporcu bazlı ürünler işte bu jimnastik ve jim salonları ülkemizde son derece popüler hale geldi. İşte buralarda pazarlanan ve internet yoluyla pazarlanan çok farklı kaynaklardan üretilmiş sporcu besinleri, sporcu ek ürünleri olduğunu biliyoruz. İşte bunların da yerli kaynaklar ile üretilmesi ve hem ülkemizde hem dünyanın çeşitli ülkelerinde ne olduğu, kaynağı, menşeği güvenilir ürünler olarak pazarlanması mümkün olabilecektir. Bu alanlarda biz belli bir altyapıya sahibiz. Araştırma, geliştirme noktasında yürüttüğümüz projeler dolayısıyla sahip olduğumuz bir birikim var. Bunlar da yine araştırmacı arkadaşlarla ve yatırımcılar ile paylaşmaya hazırız. Çeşitli amino asit destekleri var. Bunların çoğunun aslında da takip etmişsinizdir. Çok sağlıklı olmayan kaynaklardan üretimle ilişkin bilgiler var. İşte burada ne olduğunun ve sağlıklı olduğundan emin olduğunuz şekilde bunların üretilmesiyle de önemli bir sporcuların beslenmesine ilişkin sorunu ortadan kaldırması mümkün olacak. Bununla ilgili de yürütmüş olduğumuz lisans tüm çalışmalarımız var bizlerin. Yine gebe ve emzikli hanımlar için, bayanlar için formüle gıdalardan söz etmek mümkün olabilir. Yine sütün sahip olduğu bileşenlerin fonksiyonelitesi ve kimya sektörü başta olmak üzere tıp ve endüstri alanında kullanılması mümkün olabilir. İşte bunlar için de sütün bileşenlerine ayrılması gerekiyor. Bu da ülkemizde şu ana kadar çok ihmal edildiğini düşündüğümüz bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca sütle ilgili hususları bu şekilde özetleyebiliriz. Bal ile ilgili konularda üniversitemizde, Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen ve çeşitli üniversitelerde araştırma, geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yürütülen ürünler var. Balın yine çok kıymetli fonksiyonel ürünlere sahip olduğunu biliyoruz. Bunların da sağlıklı yaşama ve bazı hastalıkların tedavisi sürecinin desteklenmesi noktalarında faydalı etkileri olduğunu biliyoruz. İşte bunlardan en popüler, en bilinen propolis biliyorsunuz. Bunlar antimikrobiyal, antiparasitler, antiviral etkileri olduğuna ilişkin kıymetli veriler var ve halen buna yönelik olarak çeşitli ürünler piyasada satılıyor. Bunların çok farklı ürünlerde kullanıldığını söz konusu. İşte ağız ve diş sağlığında kullanılarak ağızda bulunan bazı patojen mikroorganizmaların önlenmesine ilişkin olarak diş macunlarında, ağız temizliğinde, ağız gargarında kullanılması söz konusu. Et ürünlerinde de bununla alakalı bir derdimiz, altyapı projemiz var. Süren bizim de yeni trendler ve inovasyonlar oluşturabilir. Diyet takviyesi ve fonksiyonel bileşen ilave edilerek, protein ilave edilerek et ürünlerine
farklı etürler üretilmesi, karbonhidratla zenginleşmiş et ürünleri, probiyotik fermente et ürünleri, çeşitli nitrit azaltımıyla daha sağlıklı et ürünler üretimine ilişkin süreçler incelenebilir, araştırılabilir konular olarak yine dikkate çekmek istediğim konulardan bir tanesi. Tabii burada karbonhidratla zenginleşmiş et ürünleri imalatında göz ardı edilmemesi gereken bir husus da buna ilişkin hukuki ve kanunsal, kanuni yönetmeliğinin altyapının oluşturulmasıyla ilgili. Yani şu anda bunların et ve türlerine katılması, bitkisel ürünlerin, karbonhidratların et ve türlerine katılması yönetmelik olarak mümkün değil. Buna ilişkin de bir çalışma düşünülebilir. Ben çok fazla uzatmadan bu şekilde çalışmalar için işbirliği alanlarımızın var olduğunu, sütle ilgili olarak yürüttüğümüz sütün fraksiyonize edilmesi, bunların fonksiyon ürünlere dönüştürülmesine ilişkin hazırladığımız, sunmakta olduğumuz TÜBİTAK projeleri ve TAGEM destekli projeler olduğunu ifade etmek isterim. Fonksiyonel ürünleri hayatımıza sokarak toplumun ve insanın daha sağlıklı bir hale getirmesi mümkün olabilecek bir hem de ülkemizin hayvansal üretim potansiyelinin daha yükseltilmesi, hayvancılıkla uğraşan kesimin gelirlerinin daha da artırılması mümkün olan, daha rekabetçi bir hale, sektör haline hayvancılığımızın getirilmesi mümkün olacaktır. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Son konuşmayı da hocamız bütünleştirdi. Bugün çok verimli bir bence panel oldu. Her alandan, bunu gıda alanı olabilir, gıda mühendisi olabilir, biyoteknoloji noktasında yine tabii parazitoloji alanında bütünleşik çalışmaların çıkabileceği sentezini yapabiliriz bu panelin sonunda. Ben çok teşekkür ediyorum çok katılan hocalarımıza. Bir tane bir soru var, Yeliz hocamıza gelmiş. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde yüzey sularında mikroplastikler üzerine yüksek lisans tezimi tamamladım. Mikroplastik üzerine yüksek eğitimime devam etmek istiyorum. Yeliz hocamla bu alanda doktora kapsamında çalışmamız mümkün mü diye bir soru gelmiş. Elbette mümkün. Halk sağlığı bir bütün tek tıp, tek sağlık konseptinde çevre, halk ve hayvan sağlığı bir bütündür. Çevre mühendisliğinde yüksek lisans yapan arkadaşımla da benle iletişime geçmesini tavsiye ederim. Bir eğer programa başvurmasında bir sıkıntı olmazsa elbette ki çalışmak isteriz. Peki katılımcılardan illaki hepimiz iletişime geçeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum Yavuz hocama, Kürşat hocama, Bülent hocama, Hasan hocama, tüm Bülent hocama, Aykut hocama, tüm değerli katkıları için tekraren teşekkürler olsun. O zaman oturumumuzu kapatabiliriz. Bir sonraki buluşmada tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyelim. Teşekkür ediyoruz hepinize. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. İyi günler.